Efendim herkese merhabalar. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz. Özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ankara'nın bu sıcağında burayı gerçekten tıka basa dolduran Ankara Us Atölyesi'nin kıymetli izleyicilerine teşekkür etmek istiyoruz. Bugün felsefe atölyesi başlığıyla çok kıymetli bir hocamızı hem Ankara'nın hem kamuoyunun yakından tanıdığı kıymetli Profesör Doktor İbrahim Maraş hocamızı dinleyeceğiz. Konumuz hangi tanrı? Kelamcıların tanrısı, sufilerin tanrısı ve filozofların tanrısı. Bu başlıkta hocamız bize kıymetli bilgilerini sunacak. Öncelikle hocamıza da çok teşekkür ediyorum ve sözün sahibine bırakıyorum sizlerin huzurunda. İlk kısımda hocam konuşmalarını yapacak, ikinci kısımda soru cevap olacak. Şimdiden teşekkürler hocam, buyurunuz. Estağfurullah. Öncelikle herkese merhaba. Sesim inşallah arkaya kadar gelir. Bazen biz sözün şeyine kapılırız böyle heyecanla. Mikrofondan uzaklaşabiliriz, ona göre arada uyarım. Evet, bugün aslında bir takım notlar da aldım ama not okumayı ben hiç sevmediğim için genelde ama arada bakacağım. Şeyden, şirazeden çıkmamak için. Çünkü söze başlayınca o oraya götürüyor. Konu da nihayetinde dar bir konu değil esasında ama bunu epeydir. Hatta geçen yıl aslında İbrahim'le konuşmuştuk. Evet. Bir vesile olmadı. Dolayısıyla ben bunu bir çalışma olarak düşünüyorum. Aslında bu çalışmanın özü İmam Gazali'nin, çok eleştirsem de, İmam Gazali'nin Mişkâtül Envâr'ından yola çıktı. Ben aslında kafamdaki kitap ilk başta putperestliğin felsefesiydi. İmam Gazali'nin Mişkâtül Envâr'ının son bölümü çok önemli bir kitap esasında kitap. O son bölümde insan, hani her zaman İmam Gazali düşüncesi genelde şöyle yaklaşır. İmam İbn Sina, filozoflar hani genelde kafirdir veyahut da Tanrı'ya ezelilik, aleme ezelilik yüklemişlerdir diye. Orada tersinden bir yola çıkışı var İmam Gazali'nin kitapta. Güzel bir yola çıkışı var. Bilginin kendisini değerli görüyor ve tabir caizse bana göre, benim kanaatim o, üzerinde bir çalışmak lazım yalnız, bir felsefe tarihi özeti sunuyor aslında. Ben de aslında onu ölçü alarak biraz da sufilerin, İbn Arabi sonrası özellikle bilhassa vahdet-i vücutçu sufilerin, filozof sufilerin yorumlarını da, zaten Gazali'yi de bu çizgiye getiren bence bu sufilik anlayışı, felsefi sufilik anlayışı, böyle bir şey düşünmüştüm. Fakat zaten derslerde İslam felsefesi, İslam ahlak felsefesi derslerinde veya genelde internet ortamında yazdığım küçük yazılarda, kısa yazılarda, genelde konulu yazılarda Tanrı algısının her şeyi belirlediğine inananlardan. Tanrı algısının. Yani ben öğrencilerime en basit verdiğim örnek şu. Şurada kaç kişiyiz? Mesela 60 kişiyiz, 70 kişiyiz. Hepimize sorsak nasıl bir Tanrı'ya inanıyorsunuz? Şimdi bugünlerde üstün dökmenden dolayı da hani çok tartışılan nesnellik meselesi var ya. Şimdi nesnellik tabii ki zor bir şeydir ama şu vardır. Sizin Tanrınız, onun Tanrısı, öbürünün Tanrısı, diğerinin Tanrısı bana zulmetmenizi istemiyorsa, beni sevmenizi istiyorsa, benimle beraber aynı hayatı yaşayan bir birey olarak, aynı çevreyi paylaşan bir canlı olarak, bir ağaç, bir hayvan veya bir çevre, onların var olma nedenlerini de kavrayarak beraberce mutlu bir şekilde yaşamamı istiyorsa aynı Tanrı'ya inanıyoruz demek. Bakın, işte orada ortaklıklar ve nesnellikler başlıyor. Yoksa siz istediğiniz kadar ehli sünnetten olun, yani biz de hasbelkader ehli sünnet geleneği içerisinde doğmuş bir insanız. Hepimiz hemen hemen öyleyiz. Belki içimizde farklı geleneklerde doğan insan da vardır. Bunlar çok önemli değil. Niye? Çünkü belirleyecek şey aslında dediğim gibi Tanrı anlayışıdır. Ve tarih boyu felsefe tarihini belki biraz bizde bu gözlemle de okumak gerekiyor. Mesela hepinizin bildiği klasik felsefe tarihi metinleri, Platon, Aristo, Aristo öncesi klasik antik çağ filozofları. Çoğunuzun belki kulaktan dolma bile duydukları, işte Apeiron diye bir şey var, işte Arke arayışları var, işte efendim Heraklit başka bir şey söylüyor, öteki başka bir şey, Anaximandros başka bir şey söylüyor ama herkes bir şey söylüyor aslında.
herkesin fark ettiği bir şey var. İlk başta şunu kastetmiyorum. Platon'a kadar belki soyut, biraz daha metafizik bir tanrı algısı belki daha tam yerleşmemiş olabilir. Ama bana göre aslında var da izahtan kaynaklı sebeplerle ya da tabiatı merkeze almaktan kaynaklı sebeplerle işte biz ilk Apeiron'la başlatıyoruz genelde felsefe tarihçileri. İlk kez Apeiron'u, o belirsizliği öne süren çizgiyi bir soyutluğun, Tanrı'yı soyutlamanın, bizim evrenimizden soyutlamanın, yüceltmenin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Felsefe tarihinde böyle bir gelenek var. Ben buraya çok fazla girmeyeceğim çünkü çok geniş bir alan. Ben İslam felsefesi, isminden de anlaşılacağı üzere İslam filozofları veya İslam düşünce geleneği, İslam sufileri veyahut da kelamcılar üzerinden bunu konuşacağım kısaca. Ama dediğim gibi bunun kökenine baktığınızda mesela klasik dönemde, antik dönemde bizdekine çok benzer tartışmaların hemen hemen hatta aynısının yapıldığını göreceksiniz. Mesela genelde bugün de Türkiye'de çok konuşulan, canım inanç işte insanın kendine göredir, içindedir, kalbindedir. Tamam doğru da, yani insan birey olarak dini yaşar da, biraz önce söylediğim gibi nihayetinde benim yaşantım sizi ilgilendiriyor. Benim inandığım Tanrı sizi aldatmamı, sizi aldatmamı, size kötü davranmamı emrediyorsa ya da ona izin veriyorsa kusura bakmayın ben o Tanrı'ya inanmıyorum. O Tanrı, o Tanrı değil o zaman. İşte zaten ilk çağda da kavgalar bunun üzerine. Yani tartışmalar bunun üzerine. Hep bir arayış var. Yani bir neden var. Bu neden gördüğümüz alem üzerinde bir aslında ilk nedene doğru gidiyor yavaş yavaş. Ama burada kullanılan tabirlere dikkat edelim. Felsefe tarihi boyunca İslam felsefesi özellikle bu konuda daha dikkatli. Bunu bazen Kur'an'a da maalesef bazıları yanlış anlamayla mal ediyorlar. İşte görmeden inanma. Hani görmemek diyoruz ya, halbuki ta antik dönemden beri görülmeyen şeyin var olmayan şey diye bir yorumu yapılmıyor. Her görülmeyen var olmayan demek değil. Nihayetinde zihni varlık tartışmaları, onlara girmek istemiyorum. Tabiri caizse görülmemesi bir şeyin illa var olmamasını gerektirmiyor. Onun için o dönemin de tartışmalarını bu gözlükten. Onun için ben Gazali'nin o Mişkâtü'n Envâr'daki yaklaşım hiçbir kitabında neredeyse olmayan bir yaklaşım. Tam filozofça bir yaklaşım. O zaten özü İbn Sina'da var, Farabi'de var. Biraz oradan da etkilenme, biraz İbn Arabi çizgisi sonradan bunu geliştirecek tabii ki. Gazali'den sonraki süreçte. Ama Gazali'nin daha o dönemde filozofların ya da yavaş yavaş İbn Arabi'ye gelen çizginin olgunlaştığını görüyoruz zaten o dönemde. Endülüs'te olsun, diğer coğrafyalarca olsun. Böyle bir algı var. Onun için burada Tanrı algısını, hepiniz bir Tanrı'ya inanıyorsunuz eninde sonunda. İnanmıyorum deseniz de inanmadığınız bir şey var, inanıyorsunuz. Yani yine bir şey var. Yani nihayetinde siz kendi kendinizi ya meydana getirmediniz. Bir anne babadan doğdunuz. Bunu sonsuza kadar da götürmenin imkansızlığını çok eskiden beri felsefe tarihinde okuyoruz zaten. Yani düşündüğünüz zaman bu gayet doğal. Hatta işte bu meşhur nizam delili çok eskiden, sadece İslam düşüncesinde yok. Yine antik dönemde var. Bu alemde müthiş bir nizam var, düzen var. Bu düzen de bir düzenleyiciyi gerektirebilir mi? Değil mi? Bu tartışma, böyle bir tartışma yapılıyor. İşte biz bu noktada İslam felsefesine doğru geldiğimizde, İslam düşüncesine geldiğimizde İslam düşünürleri bir farklılık ortaya koymaya başladılar. Ama nerede başladı bu farklılık? Ona geleceğim. Bu farklılıktan önce ister istemez, şimdi şunu kabul edelim. Yani biz 2022 Türkiye'sinde yaşıyoruz. Yanlış anlamayın, hepimiz bir gayret içerisindeyiz, bir şeyler yapıyoruz. Ben ilahiyatçıyım, içimizde doktorlar var, işte hukukçular var, birçok meslek erbabı var. Bugün, yani illa İbn Sina sadece misal olsun için söylüyorum. Bugün ortam hazır olmadığı için boşuna bir Aristo, bir İbn Sina beklemeyin. Ya da bir Kant beklemeyin. Niye? Çünkü bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi, bana kütüphaneni söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana birikimini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi
meşhur Harvard'ın hocalarından birisi Avrupa'nın dönüşümüne dair bir kitap yazıyor. Türkçe'ye de çevrildi, Ortaçağ Avrupa'sında İslam algısı diye. Hep o örneği ben anlatırım, çok önemli bir örnek çünkü. İki kişiyi karşılaştırıyor. Birisi İbn Sina, 1037. Birisi de 1050'lerde ölmüş Sylvester, meşhur papa. Batı uyanışının başlatıcılarından birisi ama yine de Paris Üniversitesi'nin hocalarından. Diyor ki, Sylvester neden İbn Sina olamazdı? Adam bunu söylüyor. Çünkü diyor, Sylvester'ın çalıştığı kütüphane Paris Üniversitesi'nde en baba yiğidinden 50 bin kitap ihtiva ediyordu. Çoğu da yasaktı. Niye? Hristiyan din anlayışına göre Aristo pagandı. Yunan, o bilim eserlerinin hepsi pagan unsurlar taşıdığı için bunları okumak çok hoş karşılanmıyordu. Endülüs'teki Arap eserleri, yani Müslüman kaynaklar da okunması yasaktı. Çünkü onlar da onları yorumlamıştı. Bunu kıranlardan birisidir bu Sylvester, bakın. Bu bağnazlığı kıranlardan, başlatıcılarından birisidir. Diyor ki Sylvester İbn Sina onun için olamazdı çünkü İbn Sina Samanoğulları Sarayı'nda 350 bin kitaplık hiçbir yasağın olmadığı bir kütüphanede çalışıyordu. Şimdi herhalde böyle bir kıyaslama size rahat bir şey verebilir, bir profil verebilir. Bugün Türkiye kütüphanelerinin toplam kitap sayısı kadar Kongre Kütüphanesi'nde kitap var mesela. Şöyle baktığınızda, şimdi Türkiye'de mi ilim olur, Amerika'da mı ilim olur? Ha, küçültmek için ya da küçümsemek için söylemiyorum. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, elbette yapacağız ama biz tıpkı ilk dönem tercüme hareketlerindeki bir zihniyeti elde etmediğimiz müddetçe bunu çok yavaş yaparız. Bugün de İslam dünyası henüz o çizgiyi aşamadı. İşte ilk İslam düşünürleri, adına ilk başta biraz daha kelamcılar diyelim buna. İlk olarak kelamcıları ben ön planda tutmak istiyorum. Onlar ilk bakışta tabii ki felsefeden hiç mi etkilenmediler? Bir kültür içinde yaşıyorlar ve az çok etkilendiler. Mu'tezili kelamcılar, efendim Maturidi kelamcılar, Eşari kelamcılar az çok. Atomculuktan etkilendiler, Stoacılıktan etkilendiler ama o dönemin Arap kültürü, o dönemin İslam, Müslüman olmuş toplumların kültürü buna sınırlı izin veriyor. Tanrı algısı onun için sınırlıydı. Hatta size şunu söyleyeyim, Tanrı algısıyla ilgili ve inanç esaslarıyla ilgili ilk aslında çalışmalar, akılcı dediğimiz, hani birçok ekol vardır bu kelami ekoller içerisinde, akılcılar var, biraz da aklı kenara itenler var. İlk olarak bizim ehli hadis dediğimiz, yanlış anlaşılmasın, belki bazılarınız ehli hadis deyince hadisçiler diyenler, biz ehli hadis deyince daha çok nakli esas alan, aklı bir kenara bırakan grubu kastediyoruz. Nakilciler, metinciler, yani nominalistler bir çeşit mesela, tam olarak belki örtüşmesele. İlk olarak bunlar ortaya çıktılar. Niye? Önlerinde Kur'an var. Dediler ki Allah göktedir. İşte Allah'ın eli vardır. Tamam. Bizim bildiğimiz el değildir. Tamam. Bizim bildiğimiz yüz değildir ama Kur'an'da böyle geçiyor. Nas dediğimiz Kur'an merkezli. Nas metin. Kur'an metni. Çünkü vahiy olarak bakıyorlar. Vahiy hakikati getiriyor. Elbette inanıyoruz. Ama vahiy nasıl bir hakikati getiriyor? Onun ciddi bir tartışmasına ilk başta girmediler. Onlara göre vahiy hakikati bildiriyor ama hiç kimse şunu düşünmüyor. Hepinizin eline şurada Kur'an-ı Kerim'i versem, hepinizin de Arapça bildiğini de farz edelim. Hani bazılarınız Türkçesine de karşı çıkabilir. Fatiha suresinin hepinizin eline versek, bir Arap olsanız hepinizde, Maliki yevmiddin, elhamdu lillahi, Rabbil alemin, Rab ne demek, alem ne demek? Sizin bir evren algınız var, sınırlı bir evren algınız var, bir diliniz var, sınırlı bir diliniz var. Kavramlar oturmamış daha. Öyle ayüstü alemmiş, melekut alemiymiş veya işte ayaltı alemmiş veya Tanrı'nın yüceliğiymiş. Henüz daha net olarak oturmamış zihninizde. Kur'an bazı ipuçları veriyor aslında. Kur'an'da yok değil bunlar ama sizin algılamanız o kadar. Onun için Allah bizimle konuşuyor elbette ama neyle konuşuyor? Benim aldığım sınırlar içerisinde konuşuyor. Hala konuşuyor Allah. Bizimle de konuşuyor. Kıyamete kadar da konuşacak. Hem de tek türlü de konuşmuyor. Zaten şu tabiatın diliyle konuşuyor. Aklın diliyle konuşuyor. Arada da peygamberler göndererek konuşuyor ama o da bitti. Artık bundan sonra peygamber gelmeyecek.
O zaman elimizdeki kitap veya kitaplar, bozulmuş olanlar, bozulmamış olanlar fark etmiyor. Nihayetinde bir vahiy unsuru bozulmuş olsa da bizim inancımıza göre. Ama biz şöyle bakıyoruz şu anda nötr olarak, diyoruz ki bu da bir kutsal kitap, İncil'dir, Tevrat'tır. Biz neye bakıyoruz? Kur'an da olsa, İncil de olsa, Tevrat da olsa. Nasıl bir tanrı algısı var? Hani klasik dönem Yunan felsefesindeki gelişime kısaca işaret ettim. Soyut bir tanrı mı? Somut bir tanrı mı? Veya hayatın içinde bir tanrı mı? Bize tepeden bakan bir tanrı mı? Dediğim dedik, bir tanrı mı? Canım ne isterse yaparım diyen bir tanrı mı? Ne kadar antropomorfik, ne kadar insan biçimci, ne kadar hayatın içinde, bunların hepsi tartışılabilir. Ama ilk ortaya atılanlar maalesef oldukça insan biçimci bir tanrı algısını ortaya koydular. Ve karşımıza böyle çıktılar. Ve böyle çıkınca bunlara cevap verme ihtiyacı doğdu. Niye? Aynı Kur'an okuyan başka insanlar da çıktı. Nihayetinde Mu'tezili alimler, Maturidi alimler, biraz da aklın önemini kavrayan, ki Kur'an'da akılla ilgili de onlarca, yüzlerce ayet var, dediler ki ya sizde bir yanlışlık var, bu böyle olmaz. Bakın burada ölçü ne? Sakın yanlış anlamayın. Zaten başlıktan dolayı epey tepki gösteren var. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler o dönemin Arap lügatinin el verdiği kelimelerden oluşan ve bizim yüklememizi bekleyen anlam içeriğini ayetler. Dolayısıyla ben bu ayetten bunu anladım deyip de İmam Maturidi herkesi tekfir etmiyor. Ama ilginçtir. Daha nakilci olanlar maalesef biraz tekfir ediyorlar. Böyle inan. Şimdiki ehli sünnetçiler, ehli sünnet demiyorum bakın, onlar da tekfir ediyor. Keza aynı şekilde, aynı kafayla. Niye? Tanrı'ya böyle inanmazsam diyor. E tamam da senin inandığının delili Kur'an diyor. E Kur'an'ı ben de okuyorum. O da okuyor. Hepsi okuyor. Harici de okuyor. Şii de okuyor. Mu'tezili de, Maturidi de hepsi okuyor. O zaman burada anlaşacağımız ki Tanrı kavramı hepimizin, bütün insanlığın ortaklık kavramı. O zaman anlaşacağımız bir yön olmalı. Mutlaka bulunmalı. İşte felsefe tarihi bize bu konuda çok ciddi ipuçları veriyor. Onun için ben birisi paylaşımın altına yazmış, kim olduğunu bilmiyorum, müstahilisin kullanıyor. Tabii ki Şeyhur Reis'in tanrısı diyor. Yani şimdi o biraz İbn-i Sinacı. Beni tahmin ediyor biraz İbn-i Sinacı olacağımı. Yani İbn-i Sinacı değilim ama İbn-i Sina'nın, Farabi'nin daha tümel, daha makul, daha bana değen, daha tutarlı bir anlayış olduğunu kavrayabiliyorum. Ben en azından kendim açısından. Ve hatta ben bunu şöyle iddia ediyorum. Felsefe tarihini bir bütün olarak birisi çıksa yazsa, bizde çıkar mı bilmiyorum, Avrupa'da kendi felsefe tarihlerini bütüncül olarak yazan çok sayıda insan var. Çok güzel kitaplar var. Bunların bir kısmı Türkçe'de çevrildi. Ama bunların hala hepsi çevrilmedi. Gerçekten bütüncül bir çizgiyle bakan çok önemli tarih kitapları var. Bizim de bunun içine kendimizi dahil ederek devam ettirmemiz lazım. Çünkü düşünce tarihi bir bütün. Aristo'nun filan noktadaki tanrı kavramı noktasındaki o ilk hareket ettirici kavramındaki noksanlıkları, eksiklikleri mesela kendisinden sonra yeni Platonculuk tamamlıyorsa, Plotinus tamamlıyorsa Farabi geri kalan eksikliği tamamlıyor. Sonraki süreç İbn Arabi yeni bir şeyler ilave ediyor mesela. Bu süreci bu şekilde okumak gerekiyor. Başka türlü işin içinden çıkamayacağız. Çünkü gerçekten bir ben şuna inananlardanım, birikimimiz eğer geçmişin üzerine bir şey koymaya niyetliysek, ki hepimizin niyeti o, her bilim dalı böyle gelişir, biz de Tanrı algılarıyla ilgili düşünce tarihini bütün ekollerle beraber ortak bir çizgide eğer kavramaya çalışırsa, özellikle İslam felsefesi tarihi, filozofları, birazdan geleceğim ona, kelamcılardan bir parantez açtım, filozofların birazdan izah edeceğim tarzda daha makul bir tanrı anlayışına nasıl geldiğini hepiniz göreceksiniz. Ve bunun bütün neredeyse birkaç istisna sayarlar genelde. Bence o konuda da yorum farklılıkları var. Genel itibariyle sudurcu, vahdet-i vücutçu bir anlayış, ki vahdet-i vücut da sudurla aynıdır.
bir anlayışın devam ettiğini göreceğiz. Birazdan ona geleceğim. Şimdi kelamcılar, biraz önce söylediğim ortamın etkisiyle önce bir katı çizgide bir tanrı algısı ortaya koydular. Ama vaktimin darlığından dolayı şöyle toparlayacağım. Buna itiraz eden akılcı kelamcılar ise her ne kadar onların yanlışlıklarını, yani daha somut, daha böyle antropomorfik bir tanrıyı biraz daha soyut bir hale getirdiler mi? Allah var, getirdiler. Ama sorunu çözmediler. Daha da karmaşıklaştırdılar. Çünkü hala o tanrı, bir, benim kader sorunumu, kötülük sorunumu, çünkü tanrı dediğim zaman hayatımın bütünüyle alakalı dediğim için bunlara da girmek zorundayım. Yani kötülük var mıdır, yok mudur? Benim herhangi bir kötülüğü yaptığımda burada Tanrı'nın dahli ne kadardır, var mıdır, yok mudur? Varsa niye vardır? Yoksa niye yoktur? Şimdi bunlara cevap veren mesela Mutezile ne dedi? İyi ve kötüyü akıl bilir. Tanrı da adaletli bir varlıktır. Tamam, amenna. Ama öyle bir Tanrı kavramı ortaya koydu ki zorlamacı bir Tanrı. Tanrı mutlaka adaletli olmak zorundadır. Adaletin kendisidir dese anlarım. Mesela şuna bile getirdiği işi, diyelim ki ben bir günah işledim, değil mi? Hepimizin annesi var. Annelerimizin ne kadar merhametli olduğunu biliriz. Peygamberimizin de böyle bir sözü var. Annelerin merhametinin kaç katı Tanrı'nın da merhametidir. Yani onu kıyaslar. Hani anneler çocuklar için hiçbir şey, kötü bir şey düşünemezler ya. Tıpkı bunun gibi Tanrı'nın bizi affedebileceğine dair teoriler tarih boyu atılmıştır. Mutezile hayırdır. Tanrı madem ki Kur'an'da cezalandıracağım dedi, mutlaka cezalandıracağım. Yoksa Tanrı vaadinden dönmüş olur. Ne alaka şimdi? Burada bir şey başladı, problem. Arkasından ben bir şey yapıyorsam, çünkü ben bir şey yapıyorum, hepimiz bir şey yapıyoruz. Bunun Tanrı ile bağlantısı ne? Benim Tanrı algıma göre, Tanrı bana izin verdi de ben, mesela buraya kendi irademle geldim. İbrahim Hoca beni çağırdı. Şimdi burada vasıta Us Atölyesi. İbrahim Bey, Esat Bey, diyelim ki ben de kabul ettim. Burada elbette sınırlı bir irademiz var, değil mi? Teklif olmasa ben gelemeyeceğim. Akıllarına gelmesem teklif etmeyecekler. Böyle böyle birbirine bağlayın. Şimdi ben var olmasam hiç teklif etmeyecekler. Dolayısıyla ben burada konuşmayacağım. Şurada vakit olmasa, başka imkansızlıklar olsa yine olmayacak. Böyle birçok şey söyleyebilirsiniz. Ama ortada ne var? Benim irademle veya hepimizin iradesiyle burada toplandık. Ama Mutezile dedi ki, biz bunu tamamen kendi irademizle yaptık. Bu kez Maturidilik devreye girdi, Eşarilik devreye. Ya bir dakika, sen böyle dedin ama şimdi ben bu kalemi böyle kapattım, buraya koydum. Bu bir vakit aldı. Önce ben bunu düşündüm, sonra buraya koydum. Burada bunu ben yaptıysam, hani antik çağdan beri hep dedim ya, bir tanrı kavramım var. Her şeye hakim, her şeyi bilen. Her şeyin yegane sebebi. Her ne kadar Aristo ilk hareket ettirici dese de onda bile böyle bir anlam yüklü aslında. Tamamen bu dünyadaki maddi bir şeyden bahsetmiyor aslında. Bu yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla burada bunu ben yaptım ama nihayetinde nedensellik kanunlarını ben yaratmadım ki. Yani burada benim çabam var, iradem var ama ne kadar iradem var? Felsefede hiçbir zaman kişilerin mutlak iradesinden bahsedilemez ama sanki Mutezile biraz böyle bir iradeden bahsediyor. Ama bu kez Tanrı devre dışı kalıyor. Hani hocamızın birinin böyle çok kabul etmediğim enteresan bir şey var. Tanrı insanı yaratmakla risk almıştır diye. Bu çok bana mantıklı gelmiyor, açık söyleyeyim. Çünkü böyle bir şey yani bana mantıklı gelmiyor. Yani tabii hocamız bunu kendince izah edebilir. Çünkü Tanrı, Tanrı ise risk almaz zaten. Pişman olmuştu. Efendim? Pişman olmuştu. Tanrı pişman da olmaz. Yani niye? Ya bunu neye göre söylüyorum? Ha, zihnimizde olması gereken mükemmel bir Tanrı algısından, felsefe tarihi boyunca çabalanan bir Tanrı. Burada yalnız şunu karıştırmayın. Felsefe tarihi boyunca bir de doğa üzerinden giden bir algı var. Doğayı Tanrı kabul etme, bunu kastetmiyorum. Ya da Marx'ın söylediği anlamda
insanın ürettiği bir tanrıdan bahsetmiyorum. Bir tanrı var, mutlak bir güç var. Bu felsefe tarihi buna karar vermiş aslında. Çok az görüş var böyle Karl Marx gibi düşünen, materyalizme yakın ya da materyalist düşünce. Genelde bir güç var, soyut bir güç ve bu arayış devam ediyor. Dolayısıyla tanrı pişman olmaz. Tanrı yaptığı işlerden dolayı pişman olmayacağı gibi, birazdan geleceğim, Tanrı yarattığı şeylerde kendinden bir parça da vermez. Ya çünkü niye? Ya bir taraftan ama şu çıkmazın içindeyiz. Hem dediniz ki hocam şu kalemi buraya koyduğumda Tanrı'nın bir etkisi olması lazım. Yani her an benimle olması lazım. İçimde olması lazım. Evren içinde olması lazım. İşte burada Mutezile'nin bu çözümü bence çözüm olmuyor. Ki zaten kabul edilmiyor. Eşerilik buna kesb teorisiyle cevap veriyor. Diyor ki sen dilersin Tanrı yaratır. Ama bu da çözüm değil. Ben şunu diyebilirim, hep verdiğim örnek. Kötü bir iş yapacağım, düşündüm, yapmaya başladım, Tanrı da yarattı. Demez miyim ya Rabbi, niye bana bunu yarattı? Yaratma senin elinde. Yani o zaman Mutezile biraz daha ağır basmaya başladı bu kez, tekrar. Ama Maturidi biraz daha ilerledi. Dedi ki hayır, iki aşamalı bir şey var. Hem azmedeceğim hem kastedeceğim. Yani bir şeye azmedeceğim, azmetmek yetmiyor, bir de kastedeceğim. Kastetmek bu işi benim yapacağım yani. Mutezile'ye benziyor ama orada ne var fark? Kastettiğim şey, Maturidi belki o kısma girmiyor. Aslında filozoflar onu izah edecek. Nedensellik kanunlarını da Tanrı'ya bağladığımız için burada Maturidi bu çözüme yaklaşmış oluyor. Ama Maturidi kendisi de nedensellik kanunlarına yeterince inanmadığı için ya da böyle bir görüş o dönemde ortaya çıkmadığı için Maturidi'nin de yeterince çözüm olmadığını görüyoruz. Bu basit bir örnek sadece. Ve aynı zamanda hem Maturidi'nin, hem Eş'ari'nin, hem Mutezile'nin Tanrı anlayışlarında arada farklar var. Onlara girmek istemiyorum. Ama ortak yön şu. Tanrı öyle bir Tanrı ki asla kendisinden sual olunmaz. Belki sizin de içinizde bir kısmınızın Tanrısı böyledir. Hocam ne demek yani? Haşa biz kimiz ki? Elbette. Ama Maturidi de bir alim. İbn Sina da bir alim. Farabi de bir alim. İbn Arabi de bir alim. Ne diyor Maturidi? Biraz daha ayrışıyor belki. Ama yine de temeli belki yanlış. Onun ikisini uyuşturamıyor bir türlü. Tanrı diyor dilediğini yapar diyor Maturidi bir tarafta. Ama yarattığını hikmetle yaratır diyor. Şimdi burada Tanrı dilediğini yapması güzel, bir yönüyle sanki Tanrı'ya hürriyet veriyormuşuz gibi oluyor ama hürriyet dediğinizde ne anlıyorsunuz? İrademizi serbestçe kullanma, dıştan bir tesir var mı yok mu değil mi? Bunları düşünüyoruz. Hatta şevk dediğimiz bizi ona yönelten bir beklenti, bir garaz, bir hedef, bir gaye var mı? Çünkü bir şeyi, bu kalemi buraya koyduğuma göre buradan bir beklentim var. Ya buna engel oluyordu koydum. Ya başka bir şey var. Tanrı için böyle bir şey düşünemeyiz diyor filozoflar. Diyecek. Maturidi burada enteresan bir şey söylüyor aslında. Hikmetle yaratır. Demek çok güzel bir şey. Yani bu kafamızda o güne kadar oluşmuş kelamcıların oluşturduğu Tanrı anlayışını biraz değiştiriyor. Maturidi yeni bir daha görüş ortaya koyuyor. O da çok enteresan. Tanrı her şeyi yoktan yaratandır diyor kelamcılar. Şimdi hepinizin de hoşuna gidiyor. Kur'an okuduğunuzda da mealler öyle yazdığı için mealleri öyle okuyorsunuz. Halbuki Kur'an'da Tanrı yaratmayla ilgili birçok kelime kullanıyor. Onu mealciler yoktan yaratma diye size tercüme ediyor. Halbuki yavaş yavaş aslında bunun temeli de Grek felsefesinden beri var tartışmalar. Bu ilk belirtileri Farabi ve Maturidi. Birisi kelamcı ama sistemi buna müsait değil. Farabi bunu tamamen kendi sistemi içinde söyleyeceği için tutarlı olacak. Maturidi kelamcıları, diğer kelamcıların hepsinin inandığı bir şey var, ona itiraz ediyor. Siz diyor Tanrı'nın yoktan yarattığını söylüyorsunuz ama diyor, bu ne demek biliyor musunuz diyor, bir an var, değil mi hepinizin aklına bu geliyor, bir an var, bu anda yarattı Tanrı. Peki diyor Maturidi, bu Tanrı sihirbaz mı ki o andan önce ne yapıyordu? Tanrı ezeli ise, mutlak varlıksa, Tanrı yaratma özelliği olan. Şimdi ben şu kalemi yapmadan önce kalem üreten bir adam olamam. Doktorluk diplomasını almadan doktor olamam.
Bana o sonradan ilişiyor. Şimdi Tanrı'ya böyle bir sıfat iliştiremezsiniz. Yaratma, tekvin diyor. Ama orada kullandığı kelime de yetersiz. Niye? Tekvin zaten bu dünyaya ait bir şey. Olmak. Bu dünyada olanları bile öyle görüyor. Ama dediğim gibi sistemi buna müsait olmadığı için soru çok güzel. Ey kelamcılar diyor, siz yoktan yaratma diyorsunuz. Ama diyor bunu bir anda yarattığını söylüyorsunuz ama Tanrı yaratmada ezeli olması lazım diyor. Ama devamı yok. Bakın dikkat edin, birkaç madde çıktı. Tanrı faili muhtar, yani dilediğini yapandır. Tanrı yoktan yaratandır. Ve üçüncü madde, her maddeye girmeyeceğim, önemli olan maddelere giriyorum. Tanrı yoktan yarattı ya sistem gereği, dilediğini de yapıyor. Ve bu alemle de, hani ilk kelamcılar biraz da antropomorfik Tanrı kuruyordu. Esas eşarilik, mutezile ve maturidilik daha soyut bir Tanrı'ya doğru gittiler ama bu kez Tanrı dışarıda kalmaya başladı. Niye? Mutezile özellikle dışarıda bıraktı demiştim, dikkat edin, insanı hür bırakarak. Burada nedensellik dediğimiz her şeyin sırrı bir olay var. Kelamcıların hemen hemen maturidilikte dahil hiçbir ekolü, birkaç istisna isim verilebilir ama onlarınki de bizim anladığımız manada bir nedensellik inanışı değil. Nedenselliği hepiniz biliyorsunuz ne olduğunu. Yani her nedenli bir nedenle muhtaçtı. Bu determinist anlamda demiyor. Bir nedenlilik teorisi var. Bu ilmin ana kaynağı. İlim buradan doğuyor. Dolayısıyla kelamın ya da kelamcıların istisnalarını bir kenara koyarak ve bazı örneklerini verdim. Çıkışları bir kenara bırakarak. Genel anladığı Tanrı'nın üç temel hususiyeti var. Başka hususiyetleri de var. İstediğini yapan, asla kendinden sual olunmayan, yoktan yaratan ve buna bağlı olarak da nedenselliğin olmadığı. Niye? Çünkü istediğini yapmayla bağlantılı. Şimdi siz şu suyu her şartta, hani Gazali'nin meşhur filozoflara itirazı var ya, her şartta bunu döktüğünüzde akması lazım. Su akıcılık özelliğine sahip. Ama kelamcıların kafasına göre buna o anda o özelliği veren Tanrı'dır. Kendine ait bir özelliği yoktur suyun. Pamuk diyor, ateşe her yaklaştığında ateş pamuğu yakar ama bu bizim adetullah. Adetullah der kelamcılar, nedensellik demez. Adetullah, yani Allah'ın koyduğu bir adettir ama bu kesin kural değildir. Yani o şeyin özüne ait değildir Tanrı caizse. Burada ne oluyor? Tanrı'nın yarattığı evrendeki yaratmayı inkar ediyor. Yani şu anda diyelim ki ben söz söylüyorum. Bu da bir yaratmadır. İlla yaratma deyince haşa tanrısal yaratma anlamayın. Bunu artık çoktan sizin hele ki Ankaros Atölyesi'nde aşmış olmanız gerekiyor. Ama maalesef hala Türkiye'de yaratma kelimesinin elfaz-ı küfür olduğunu söyleyen tasavvuf profesörleri var. Tasavvuf profesörü var. Elfaz-ı küfür diyor, yaratmayı kullanan uyarılır. Bak bir daha kullanma, yoksa küfre girersin denir diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hele ki tasavvuf profesörü bunu söylüyorsa daha da vahim. Dolayısıyla burada kelamcıların, bu bilim adamları olarak kelamcıların, burada tefsirciler, kelamcı deyince illa kendine kelamcı adını vermiş ya da kelamla uğraşanları kastetmiyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Halkın inanışı da bir kelam inanışıdır. Bir çeşit. Tefsir ve hadisçilerin ürettiği, fıkıhçıların ürettiği anlayış da bir kelam inanışıdır. Ben kelamı burada özellikle daraltmak istedim. Niye? Çünkü dindarların Tanrı algısı desem olmayacak. Yanlış. Öbürü de dindar. Şimdi fıkıhçı, tefsirci, hadisi tek tek izah etsem hayır. Aslında burada inanç esasıyla kelamla uğraştığı için biz buna İmam Azam Ebu Hanife fıkh-ı ekber demiş. Hani o biraz daha dar anlamda. Ama genelde Hanefilik içerisinde böyle böyle kelama bile karşı çıkan bir ekol vardır. Böyle kelama gerek yok falan diye. Böyle bir anlayış ortaya çıkmıştır. Onun için bu arada bunu da özellikle düşünmenizi istiyorum. Geniş bir perspektifteki Tanrı algısı, şu anda size de anne babanızdan miras kalan Tanrı algısı budur. Sana mı soracağım? Mesela en çok gençlerin sorduğu soru. Niye filanca özürlü doğdu da filanca sağlam doğdu? Niye benim başıma bu geldi de ötekinin başına gelmedi? Hani bugünlerde trend bir video var ya. İki tarlayı gösteriyor adam, mısır tarlasını. Birisi çok kötü, birisi acayip verimli.
diyor ki, o bir de namaz da kılmıyor diyor. Şimdi olayı tabii buna bağlarsanız, böyle olmaz. Çünkü evrende bir sünnetullah dediği aslında aynı şeyi söylüyor filozoflar ama ona nedensellik diyoruz biz. Onların dediği manada eşyanın özüne ait bir nedenselliği inkar etmiyoruz biz. Ama genel yapı şu, Tanrı dilediğini yaparsa şu anda hepimiz burada haşa taş edebilir. Allah korusun. Ya, eğer teorik olarak düşünebilirseniz tabii ki edebilir ama Maturidi bırakın filozofları, Maturidi açısından da düşünseniz etmez. Çünkü hikmeti bunu gerektirmez. Eşref-i Malikat olarak yarattığı bir varlığı, niyet, bunun bir şeyi olması lazım ama bizim halk tasavvurunda her benim de ben Kırşehirliyim, orada bile işte eli bebekli diye bir yer var, düşman geliyormuş, kadın kucağında çocukla, ya Rabbi beni ya taş et ya kuş et demiş, o da taş etmiş. Yani ya bunlar tabii din anlayışı olabilir, bir şey demiyorum. Ama genelde kelamcıların derken özellikle burada bunu da tasvir etmek istiyorum. Tanrı algısında özellikle bu hususlar ön planda. Ve bazıları, hele ki eşari kelamcılar, Maturidi ve Mutezili kelamcılara göre daha da katı. Mesela Tanrı bildirmese biz iyi kötüyü de bilemiyoruz. Yani biraz da oralara girdiğinizde daha acayip şeylere giriyorsunuz. Yani dolayısıyla bizim aslında hiçbir özelliğimiz yok. Boşuna akıl verilmiş bize. Boşuna evren verilmiş. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Fatalist bir anlayış tamamen. Eşerli'nin böyle bir şeyi de var. Bunlara da belki değinmek lazım. Çok daha özel bir konu. Bu birazdan gireceğim konuyu önem teşkil ettiği için söyleyeceğim. Biraz belki zihnimizi yoracak. Şimdi Tanrı dediğinizde genelde kelamcılar şöyle düşünüyorlar. Bir tanrılık var. Tanrı yani zaten kişi tanrı diyorlar ya, kişi tanrı diyorlar. Şimdi ben bu tabiri çok hoş karşılamıyorum. Yani kişi tamam, bir tanrı var, bizden soyut bir tanrı var ama bunu tamamen soyutlamak da tehlikeli. Biraz önce söyledim, antropomorfik bir hale getirmek de tehlikeli. O zaman tenzih yani olumsuzlamayla teşbih, olumlama yani biraz daha somutlaştırma arasında bir yol. Mecburuz. Başka gelenek hep böyle gelmiş felsefe tarihi boyunca. O zaman burada kelamcıların Tanrı'ya bir tanrılık verip de ama bir de şöyle bir çıkmazları var. Kelamcılar şuna da inanıyorlar. Tanrı bizi yarattı ya. Tanrı bize varlığından verdi. O zaman Tanrı'nın bir varlığı var bir de mahiyeti var. Yani bir Tanrı var, tanrılık. Bir de varlığı var, o varlık daha genel bir varlık. Hepimize verdi. Şimdi burada çözmüyor işi. Niye? Şimdi hepinizin aklına biraz da böyle amatörce tasavvufla ilgileniyorsanız, sohbetlere katılıyorsunuz. Biz çok görüyoruz çünkü bunları. Bir ruh var sanki yaratılmış. Tanrısal ruh mu? O bize de veriyor. Diğer canlılara da veriyor. Her şey bir çeşit panteizm. Yumuşak panteizm. Yani tam panteizm değilse bile yumuşak panteizm var. Halbuki böyle değil işin aslı. Şimdi geleceğiz. Felsefeciler, Maturidi ile çağdaş, Farabi ile birlikte müthiş bir devrim yaptılar. Ve arkadaşlar şunu kabul edelim. Bu devrim tek başına olmadı. Farabi, Kitab-ül Ruh'da öyle söylüyor. Diller, başka dillerden kavramlar alırlar. Mesela varlık kavramı bizde dönüşümü Farabi ile geçirmiştir. Çünkü varlık dediğinizde bir soyut kavram veriyorsunuz ama bir de bu evrenle ilişkisini kuracağınız bir sistem geliştirmeniz lazım. Ve biraz önce saydığım hususları aşacak bir sistem geliştirmeniz lazım Aziz Allah. Bu sistemi Farabi ilk kez geliştiriyor bakın. Ha Kindi'de bunun ipuçları var ilk filozof ama en sistematik düşünce Farabi ile başlıyor. Sudur nazariyesi de onunla başlıyor. Varlıkla ilgili en güzel izahlar da onunla başlıyor. Ve Tanrı algısındaki mükemmellik de onunla başlıyor. Kindi de dediğim gibi ilk tohumları atılıyor. Başka filozoflar da var ama biz genelde Farabi'yi ilk sistematik filozof olarak görüyoruz. Farabi diyor ki Tanrı hem varlıktır hem mevcuttur. Yani ikisi, çünkü Arapçada bunu karşılayacak diyor bir kelime yok diyor. Bu diyor başka dillerde bazen var ama diyor Arapçada yok. Dolayısıyla bunu iyi karşılamak lazım ama diyor doğru anlamak lazım. Çünkü bu kez biraz önce söylediğim
Tanrı'ya var dediğinizde, tamam, varlık dediğinizde belki aklınıza hemen somut bir şey gelmiyor ama var dediğinizde direkt somut bir şey çağrışıyor. Tanrı var, göster o zaman. Önce şunu halletmeniz lazım, felsefe tarihinden ona miras alıyorsunuz. Her görünmeyen şey, yok olan şey değildir. Yani görünmüyor olabilir ama vardır. Öyle bir kategori ortaya koyuyor ve diyor ki Tanrı mükemmel bir varlıktır. Madem ki mükemmel bir varlıktır, Tanrı yaratmadan zorunlu olandır. Ama burada dikkat edin diyor, zorunlu olan dediysem, Tanrı'ya dışarıdan yüklemlenen bir zorunluluk değil. Tanrılığının gereği olarak ondan kaynaklanan bir zorunluluk. Hani biraz Mutezile dediği ipuçları vardı, Tanrı adaletli olmaz. Orada biraz daha zorunluluk bağırıyor. Sistem de olmadığı için. Burada Farabi ısrarla söylüyor, diyor ki hayır. Dışarıdan ona yüklemlenen bir zorunluluk değil. Tanrılığının gerektirdiği bir zorunluluk. Niye söylüyor? Çünkü problemler var yoktan yaratmada. Yoktan yaratma, biraz önce söylediğim maddelerin hepsi birbirine bağlı. Yoktan yaratmaya inanıyorsanız faili muhtar, yani keyfe ma yaşa, dilediğini yapan bir Tanrı'ya da inanmak zorundasınız. Ve aynı zamanda nedenselliği de kabul etmemek zorundasınız. Yoksa dilediğini yapmaz olur. Çünkü ben bu suyu şu anda buraya döktüğümde dökülmemesi lazım. İşte bu nedensellik kanunlarına aykırı mesele. Bu olmasa uçakla uçuramayız, bilim de üretemeyiz. Bu noktada Farabi buradan hareketle Tanrı'nın ezelde yaratıcı, bakın Maturidi'ye benziyor burada, ezelde yaratıcı olduğunu ama buna hemen bir isim koyuyor, kadim bizzat, yani zatıyla ezeli olduğunu ama hemen bir parantez, biraz önce söylediğimi hatırlayın, asla varlığı ve mahiyeti diye iki ayrı şeyin olmadığını, bunlar neyi çözüyor? Soyut bir tanrı koydunuz. Ha ben mahsus işaret ediyorum böyle şey anlaşılsın diye. Soyut bir tanrıyı koyduğunuzda aşağıda onun karşılığı, hani demin varlıkla mahiyetini ayırdılar, varlığından buraya verdiyse buraya varlık parça olarak geldi. Ama siz burada ayırmazsanız ne olur? Buraya parça olarak gelmez. Dolayısıyla hemen Farabi güneş örneğini verdi. Bunu da Plotinus'tan aldı. Mükemmel bir örnektir bana göre. Güneş ışığı nasıl güneş değilse ve güneşten de ayrı değilse tıpkı güneş ışığı gibi diyor bir feyz Tanrı'dan ortaya çıkmıştır. Yaratma bir feyzdir. Yaratma bir feyzdir. Dolayısıyla burada asla ki ben Aristo'nun bile net böyle açıkça Tanrı var bir de evren var Tanrı ona şekil verdi dediğini düşünmüyorum. Çünkü metinler biraz farklı. Tarih de onu o noktaya getiriyor. Plotinusçulara da baktığımızda böyle. O zaman Farabi'nin zaten böyle bir şey söylemediğini açıkça görüyoruz. Sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin. Yoktan yaratma yoksa madem o zaman evreni... Hayır. Tanrı dediğimiz varlık, varlığı kendinden olan, hiçbir etkiye maruz kalmayan, hiçbir nedenin nedenlisi olmayan, her nedenliğinin nedeni olan ama hiçbir nedenliğe kendisinin varlığından bir cüz, bir parça vermeyen. Bak buna da dikkat edin. Ha bir yönüyle bizde Tanrı, yani ben varım yüklem, Tanrı var yüklem, evren var yüklem. Üçü de aynı yüklem sanki. Ama hayır. Hemen orada yüklemlilik açısından farklılıklar var. Biri varlığı kendinden olan, biri varlığı başkasından olan. Ve hemen yeni bir kavram geliştiriyor. Yok kavramı genelde tek anlamlı bir kavram. Onun yerine diyor ki imkan kavramını getirelim. Bu İbn Sina'da özellikle daha çok net ortaya çıkıyor. Ne demek? Daha da sistematikleşiyor İbn Sina'da. İmkan, yani varlığı bizim tarafımızdan görünmüyor. Mesela insan diyoruz. Ama insan dediğimiz varlık, şu gördüğümüz etiyle kemiğiyle varlık olmanın dışında soyut bir varlık. Sizden ayrılmayan ama bedeninize de ait olmayan aslında. Soyut bir cevher. Onu görmüyoruz ama insanlıkla niteliyoruz herkesi, insan olanları. Hayvanlardan ayırt ediyoruz. Aklıyla. Hele akıl tamamen, zaten insan akılla özdeşleşecek bunu söylüyoruz. İşte bu noktadan hareketle Farabi her yönüyle tutarlı bir sistem ortaya koymaya çalışıyor. Ve diyor ki Tanrı
ezelde yaratıcıdır. Ezeli olarak yaratmıştır ama yarattığı şey otomatik olarak ezeli olmuyor. Nasıl ezeli oluyor? Ancak zamani açıdan ezeli oluyor. Niye zamani diyor burada? Çünkü yoktan yaratmada bir andan bahsetti, bir zaman var. Tanrı'nın mutlaka bir an diyeceğiniz bir zamanda yaratmaya başlaması gerekiyor. Bu saçmadır diyor Fahri. Böyle kabul ederseniz Tanrı ondan önce ne iş yapıyor sorusu aklınıza geliyor. Niye ondan önce yaratmamıştı? Ve Tanrı'nın bir beklentisi oluşur o zaman. Mutlaka ondan önce yaratmayıp da şimdi yaratıyorsa bir şey var. Şuna kanmayın. Şu aklınıza gelebilir. Hepimiz şu anda 2022'de yaşıyoruz. 5000, 10000 yıl öncesine gidin, 5000, 10000 yıl sonrasına gidin. Bu bizim için zamansal. Hemen burada zaman kavramını da getiriyor gündeme. Boşluk kavramını gündeme getiriyor. Boşluk yoktur. Zaman da bize göre bir zaman vardır. Bizim dışımızda bir zaman vardır. O zaman tabi uzaya çıkılmadığı için uzaysal zamandan bahsedilmiyor ama melekuti zamansallık dediğimiz, dehri zamansallık dediğimiz, İbn Sina ile bu daha da netleşiyor. Dehri zamansallık dediğimiz bir zamansallık var. Kur'an'da buna bir işaret var. 50 bin yıllık bir gün. Şimdi melekut alem. Şimdi melekut alem tartışmaları, biz de melekut alemi diyoruz ama Yunan'da bu ayüstü alem tartışmaları. Neden ihtiyaç duyuluyor? Bakın Grek'te başlamış aslında bu. Mecbursunuz bir ara varlık çözümü üretmeye. Çünkü siz vahyi bile nasıl kabul ediyor? Cebrail aleyhisselam getirdi diyorsunuz. Haşa, Allah'ın doğrudan gücü yok mu? Var. Böyle bir şey olabilir ama birisi mutlak soyut, biri mutlak somut biz. Bir de bizim aklımız var soyut. Aklımızla tanrısal alem mutlak soyut alem olduğu için doğrudan temas kurmuyor. Neyle kuruyor? Ayüstü alem dediğimiz bizim inancımızdaki melekut alemi aracılığıyla kuruyor. O zaman ne oluyor? Siz yeryüzünde, mitolojide de hep böyle değil mi? Her şeyi meleklerle izah ediyorsunuz. İşte rızık meleği, işte yağmur meleği, bilmem şu meleği, bu meleği. Aslında bunlar bizim somutlaştırmamızdan kaynaklanıyor. Biz aslında felsefe geleneğinde melekliğe tümel bakıyoruz. Felsefeciler ilk kez bunu, kelamcılar burada melekliğe daha tikel, şeffaf varlıklar olarak bakıyor. Filozoflar daha tutarlı bir şekilde nedenselliğin kendisine, sufiler de ileride böyle düşünecek. Ne diyecek? Tümel bir nedensellik olarak düşünün. Mesela şu anda havanın kararmasını sağlayan, nefes almamızı sağlayan, aklınıza gelebilecek her şey melek deseniz caizdir diyor. Niye? Oluşumun tümü bakımından aslında bu melekliğe işaret ediyor. Bizatihi melek gelip bana su içirmiyor. Ama suyu su yapan da, suyu içip beni yaşatan da aracı olarak asıl Tanrı elbette, mutlak sebep ama meleklik. Aslında bu bir melek, aldığım oksijen bir melek. Filozoflar buradan hareket ederek evrenin sudur dediğimiz bir aşamalı yaratma. Önce akıllar, bu ayüstü aleme karşılık geliyor da melekut alemine, sonra dört unsurdan oluşan tabiat alemi. Ama burada hepsinin üç kademeli bir evren düşünün. Üç kademeli tanrısal evren, ayüstü evren, ayaltı evren. Bu üç kademeli evren iç içe geçmiş vaziyette. İzutsu'nun çok sevdiğim tablosu var. Genelde ben o tabloyu çizerim tahtaya. Üçlü evren tahtası, tablosu. Bu genelde farklı çizenler vardır. İç içe üç tane daire çizin. Hangisine Tanrı diyeceksiniz? En üsttekine mi, en içtekine mi? En üsttekine derseniz panteist olursunuz. En içtekine derseniz sudurcu olursunuz. Vahdet vücutçu olursunuz. Niye? Güneş örneğini hatırlayın. Dışarı doğru açılıyor. Dışarı açıldıkça artık Tanrı'nın zatı yine duruyor böyle. Ama dışarıda tutarsanız her şey Tanrı'dan, her şey O'dur olur. İbn Arabi de onun için yanlış anlıyorlar. Her şey O'ndandır, her şey O'dur derken orada bir genel varlıktan bahsediyor. Elbette kapalı olduğu için yanlış anlaşılmaya müsait. Felsefeciler gibi anlatmıyor İbn Arabi ama tamamen İbn Sina'cı bir perspektifte anlatıyor. Burada Farabi ile başlayan süreçte filozofların Tanrı algısı zorunlu yarattığı ve mutlak iyi bir Tanrı olduğu için ve insana bu evrende nedensellikler dahilinde ve nedensellikler de onun
emir alemine ait, onun melekut alemine ait bir kavramı çağrıştırdığı için her şeye müdahil oluyor. Ama ne Mutezile'nin dediği gibi ne de diğerlerinin dediği gibi yapıyor. Kötülük problemini nasıl çözüyor mesela? Tanrı mutlak iyidir. İyiden iyi çıkar. Kötü dediğimiz şeyler yeryüzünde aslında iyinin yanında sayılamayacak kadar azdır. Kötü dediğiniz şeyler aslında sizin bilmediğiniz arkasında sebepler olan bir iyiliği barındırır. Fakat biz bunu bilmediğimiz için bize kötü gelir. Elbette bizim için o anda kötüdür. Dolayısıyla kötülük olgusaldır. Bu evrende karşılaşıyoruz. Ayüstü evren ya da tanrısal evrende kötülük diye bir şey olmaz. Çünkü akıl evreninde aslında kötülük olmaz. Sistemler açısından, tanrı anlayışı açısından tutarlı. Aynı zamanda ahlak anlayışı açısından da tutarlı. Niye? Biraz önce söyledim. Eşeriler özellikle ne diyordu? İyi ve kötüyü Tanrı bildirirse biliriz diyordu. Filozoflar Maturidiler ve Mutezile gibi düşünüyor. Bunu sistemleri içerisinde daha tutarlı savunuyorlar. Diyorlar ki iyi ve kötüyü bilme gücü insana verilmiştir. Akıl bir vahidir. Evren bir vahidir. Kitap bir vahidir. Dolayısıyla akıl da kitaptan anladığını zaten yorumlar. Evrenden anladığını yorumlar. Dolayısıyla akıl iyi ve kötüyü de rahatlıkla bulabilir. Şimdi normalde bu varlığı kendinden olan ve evreni belli bir aşamayla yaratan Tanrı, mutlak soyut bir Tanrı ve bu mutlak soyut Tanrı'nın evrende dediğim gibi biraz önce nedensellikler üzerinden bir işlevi var. O zaman otomatik olarak şu açığa çıkıyor ve bunu illa bizimkiler çıkardı, yani bizim İslam düşünürler çıkardı demiyorum. Bunun temelini gidin Yunan felsefesinde bile ipuçlarını bulursunuz. İlla biz çıkarmadık. Onun için biz her şeyi değiştirdik diye bir iddiamız yok asla. Ne var? Ta Yunan felsefesinde bunun ilk tohumları atılmış. Bu şu demek. Nedensellikler, yani su kendinde akıcı olması, güneşin kendinde ısıtıcı olması, ateşin kendinde yakıcı olması, ateşe yeni bir tanrı. Başta dediğim gibi Gazali'nin Mişkat'ın sonunda da böyle bir yaklaşım var. Daha kapalı. Ateşin kendisini tanrı kabul ettiğimiz için ya da işte yaratmaya karşı çıkanların sebebi o. Sen kimsin ki yaratma kelimesini kullanıyorsun? Halbuki evrende başka bir yaratma yok ki zaten tanrısal yaratmanın dışında. Ben sadece o yaratmaya kendim ne yapıyorum? Tabiri caizse onun sayesinde yine, onun hay ve kayyumluğu sayesinde bir vasıtalık yapıyorum. Ama burada benim iradem var. Nedensellikleri kullanıyorum. Olgusal olarak kötülük yapıyorum. Dolayısıyla aslında varlığım mutlak anlamda ondan geldiği için, varlıksal yapım, aklımı soyut diyebilirsem iyiye yaklaşıyorum. Ne kadar duygularıma esir olursam, aklımı köreltirsem, perdelersem o kadar kötülüğe yaklaşıyorum. O zaman aklım perdeleniyor, hakikate daha çok yaklaşmıyorum, uzaklaşıyorum perdelendikçe. İşte onun için burada İbn Sina'nın çok güzel bir lafı var. Benzerini Gazali de demiş, başka bir yönden demiş. Gazali demiş ki, sonradan İbn Sina'dan sonra, akıl azledilemeyen bir yöneticidir. İbn Sina bunun daha temellisini söylemiş. Akıl gerçek bir tabiri caizse azledilemeyen değil, hak bir yöneticidir. Gerçek bir yöneticidir. Hak bir karar vericidir, hükmedicidir. Ne demek bu? Yani akıl aslında biraz önce başta hepimize sorduğum, işte nasıl bir Tanrı'ya inanıyorsunuz diye sorduğumuzda hepimiz eğer biraz konuşsak sonunda o noktaya gelir, çünkü fıtratımızda bu var zaten. Fıtratımız buna müsait. Yoksa kim inanır? Benim Tanrım seni kandırmama izin veriyor, sana zulmetmiyor. Böyle bir Tanrı olabilir mi? Yani çocuk bile inanmaz buna. Ama biz çocuklarımızı böyle kandırıyoruz. Allah istemiş böyle yapmış diyoruz. Ondan sonra da doğru bir akıl Tanrı kavramının çocukta olmasını bekliyor. Bu olmaz. Şimdi vaktimi çok uzatmadım değil mi? Hemen şeyi de toparlayayım. Yok hocam. Şimdi filozofların özellikle burada akıllar evreni, ayüstü evren, melekut evreni, akıllar evreni adına ne derseniz deyin. Aracı bir evren. Zaten bu kelamda da aracı evren var ama kapalı. Üstelik kelamcılar orada biraz takiye de yapıyorlar. Niye? Kelamcılar
dikkat ettiyseniz meleklere iman bizim iman şartlarımızdan biri. Size sorsam melekler nasıl varlıklardır ya da ne iş yaparlar, nasıl yaratılmışlardır çoğunuz bilmez. Mesela ben yine Gazali'den örnek vereyim. Gazali bir taraftan filozofları tekfir eder. Bunlar alemin ezeline inanıyorlar der. Halbuki filozoflar alemin ezeline falan inandıkları yok. Ama kendisi El-Mantnun'da der ki melekut alemi için mübdeat alemi der. Tabii öyle kullandığınız kimse bilmez. Mübdeat alemi ne demek? Başlangıcı ve sonu olmayan. E ne oldu şimdi? O da ezeli oldu. Otomatik olarak. Şimdi burada bir de şeffaf varlıklar olarak kabul ettikleri için hepten için içinden çıkamazlar. Çünkü o zaman bambaşka şeylere gireriz. İşte bu noktada filozoflar çok daha soyut, çok daha tümel, hepimizin daha nesnel kavrayabileceği, ahlakın fıtriliği, evrenselliği, işte çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin ve benzerleri. Bunların hepsini hepimize kabul ettirebilecek ölçüde evrensel bir tanrı algısına doğru bize yönelir. Bu felsefe tarihi de buna az çok belli bir noktalarda şahittir. Fakat burada dediğim gibi tarih boyu kelamcılar her dönemde olduğu için halk veya işte meslek olarak kelamcılar veyahut da fıkıh, tefsir, hadis gibi her dinin kitap yorumlayıcıları, ister Tevrat, ister İncil, ister diğer dinler fark etmez. Kitaplı dinler veya kendi yöneticilerin peşinde giden başka dinler de kabul etsek aynısıdır. Tanrı algılarına dikkat edin. Hep daha, hele Yahudiliğe hiç girmeyelim, tamamen Yahudilere has. Biraz daha özelleşmiş bir tanrıdır. Elhamdülillah biz Müslümanlar da yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz hızla. Bizim Tanrımız sadece, bizi cennete sokacak. Sadece biz gireceğiz. Hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. En doğrusu biziz. İsterse onlar hayatları boyu her şeyi en güzel şekilde yapsınlar, hiç fark etmez. Allah'a inanmıyorlar ya, biz öyle iddia ediyoruz. Tamam, onlar kesin kafirler. Biz de her naneyi yesek bile mutlaka ve mutlaka bizi cennetine sokacak çünkü ona inanıyoruz. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Böyle bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Her naneyi yiyor. Sizi aldatıyor, size yalan söylüyor, sizi işte efendim dolandırıyor. Ama ben senden iyi arkadaşım. Yani böyle bir şeye inanabilir misin? İşte onun için bugün piyasadaki tanrı algıları, beni bu çalışmaya iten de zaten epeyce uzun maddeler halinde sıraladım. Hepsine dediğim gibi girmeyeceğim. Şimdi burada bir tarafta bir tanrı algısı var. Kelamcıların tanrı algısı, her dilediğini yapan. Bir tarafta bir tanrı algısı var. Her şeyi hikmetle yapan, her yaptığında bir muhakeme sonucuna bunun niye yapmış diye sorguladığımız ama tanrısal yönden değil, bizim yönümüzden sorguladığımız. Çünkü Tanrı'nın amacı olmaz. Yani beklentisi olmaz o manada. Çünkü Tanrı mükemmeldir. Galibün anil alemin diye Kur'an'da bir cümle var, çok önemli. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Beklentisi asla yoktur. Onun için çocuklara en çok söylediğimiz, Tanrı bizi ibadet etmemiz için yarattı. Bunu doğru anlatmazsak çocuğa, yukarıda bir varlık var, bizi gözetliyor. Dur bakayım şu bana ibadet ediyor mu? Dur bakayım şu bana iyilikte bulunuyor. Bana değil, bize. Tanrı'nın bizim iyiliğimizden ne faydası var haşa? Tanrı'nın bizim yalan söylememizden, üçkağıtçılık yapmamızdan, hırsızlık yapmamızdan ne etkilenebilir, ne etkisi görülebilir Tanrı'dan? Yani dolayısıyla biz bunu mecazi olarak söylesek bile çocuk bunu yanlış anlar. İşte onun için de Tanrı algımız yavaş yavaş yanlış yerleşiyor. O bu kez yönetici anlayışımıza yansıyor. İdare edilermiş, her şeyi yapar. Hüküm onun elinde, değil mi? Hüküm onun elinde, istediğini yapar. İşte böyle bir Tanrı anlayışı bu kez nereye doğru yol alıyor? Nedenselliği dışlayan, can istediği gibi davranan, hatta melekleriyle can istediğinde bize meleklerini gönderip bizim yerimize savaştıran. Yani bunlar da hep böyle garip garip şeyler. Nedense Bedir'de varlar da bunlar Hendek'te yoklar. Bunu doğru düz anlatmazsanız işte bugün sorun çıkmayabilir, geçmişte sorun çıkmayabilir. Biz hikaye nesliydik, masal nesliydik, şimdikiler internet nesli. Soruyor, anlamasa da soruyor. Çok zeki demiyorum bak. Ama soruyor.
Batı'nın şeyine bir bakın, geçmişine. Nerelerden nerelere geldiler. Biz de aynısını geldik. Niye hani Müslüman bir delikten iki kere sokulmazdı? İlla bizim başımıza mı? Bizim başımıza da geliyor da. Ya adamlar 300 sene bela yaşadılar. Kadınları yaktılar, bilmem ne yaptılar. Kiliseyle mücadele ettiler. Ya bizim öyle bir kilise de yok elhamdülillah. Yani bizde öyle bilim karşıtı bir şey de yok. Anlayış da yok. Hatalarımız var, kusurlarımız var. Geçmişimiz var ama geçmişimize de ikiyüzlü davranıyoruz. O da ayrı bir konu. Çünkü şurada anlattığım filozofların tanrı anlayışını belki içinize sindirebilirsiniz siz şurada. Ama şuradan çıkın, iki tane mollayla konuşun. Ya İbrahim Hoca sapıtmış der. Şuna bak der. Septiklik yayıyor ortada. Öyle değil mi? Yani böyle de. Ahmaksa der. Yani bunu der. Kusura bakmayın. Halbuki doğru bir tanrı anlayışı derken kastettiğim benimki, sizinki, onunki, filozofunki değil. Ha ben sadece filozofunki daha, filozoflarınki daha tümel, daha soyut, daha makul, daha tutarlı, yaşamaya daha elverişli, hayatı mutlu kılmaya, hayatı adil bir şekilde yaşamaya, adil bir siyaset, erdemli bir devlet kurmaya daha müsait. Daha sempatik. O ayrı, zaten bir de sempatik. Niye sempatik? Çünkü benim içimden geliyor. Tanrı'yı dışarıda aramıyorum ki. Ben bir Tanrı'ya inanıyorum. Hani Ömer Hayyam'ın dediği gibi, ya Rabbi bana cennette şunları şunları vaat ediyorsun ama burada hazırları var. Şimdi ben ya niye bekleyeyim onu diyor. Şimdi orada bir ironi var. Yani bu böyle değil aslında. Yunus da aynısını söylüyor. Şimdi Sufiler, işte biraz Sufilere de geçecek olursa, Sufiler de aynısını yaptılar. Onun için Sufiler, filozoflar herkes anlayamayacağı için Sufiler bunu biraz daha Kur'an'ı dile özenerek, şiirsel bir dille, İbn Arabi'yi anlamak öyle her baba yiğidin harcı değil ama anlaşılmazlık da her zaman çok üstün bir şey değil çünkü insanı yanlışa da götürebiliyor. Bugün İbn Arabi'yi burada mesela hemen her şeye tenkit getirmek için söylemiyorum ama bu gözle bir de bakın, özellikle uzmanı olanlara söylüyorum. Elinize William Chittick'in kitabını alın. William Chittick meşhur tasavvuf araştırmacısı. Şimdi batılı bazı araştırmacıların İslam tasavvufunu nasıl batıni irfana doğru bazen karıştırdıklarını, hatta bazen İsa'nın cisimleşmesi dediğimiz, Tanrı'nın cisimleşmesi, İsa'da mücessem hale gelmesi anlayışının yansımalarını görüyorsunuz. Louis Massignon'a 4 ciltlik Hallacı Mansur'u yazdıran bu anlayıştır, imanıdır. O Hallaç'ta, Hallacı Mansur'un enel hakkında İsa'nın Tanrı olmasının işaretlerini gördü. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Demin dediğim gibi bizde ciddi bir ayrım var. Ama bu ayrım makul bir ayrım, tümel bir ayrım. Birçok sorunumuza çözüm üreten bir ayrım. İşte Sufiler de arkadaşlar, tıpkı özellikle dediğim gibi belki İbn Arabi öncesi Sufilerde de bunun işaretleri var. Hallaç'ta var, Muhasibi'de var. Ama ben esas felsefe ağırlıklı, felsefenin etkisiyle gelişmiş bir Sufilikten bahsediyorum. İşte Konevi olsun, İbn Arabi olsun ve benzerleri, Davud'ur Kayseri olsun, başkaları olsun. Burada filozofların söylediğinin ya bazen ters yüz edilmişi, bazen yeni kavramlarla süslenmişi, işte ayağını sabit ediyor. Efendim, varlığın diyor bir ucu yokluktur ama yokluğun da bir ucu varlıktır diyor. Şimdi bu ne demek? Mümkün varlığın bir başka tarif esasında. İşte dolayısıyla kendince yeni kavramlarla da izah ederek, İbn Arabi özellikle bunda çok büyük emeği olan, bir vahdedi vücut nazariyesi geliştiriyor. Yani bu nazariyenin tamamen temeli, yani bazıları hemen erken bir şekilde ilahiyatçıların da bir kısmı vahdet vücut panteizmdir. Varlığın birliği panteizmdir. Hayır, orada eleştireceğiniz başka şeyler olabilir. Mesela mutlak varlık, zorunlu varlık. Zorunlu varlık neresinde mutlak varlığın? Altında mı üstünde mi? Bunu yerine göre koyduğunuzda daha doğru anlayacaksınız. Ama Sufiler mutlak varlığı hepsinin geneline koydukları için demin daireler söylemiştim hatırlayın. Zorunlu varlığı ortaya merkeze koyduğunuzda daha rahat çözüyorsunuz. Mutlak varlık ondan bir parça ama zorunlu varlığın varlığı mahiyetinden ayrı değil. Tasavvufta da böyle aslında İbn Arabi'de. Dolayısıyla yine tasavvufun tanrısı demin sizin söylediğiniz gibi daha sempatik. Niye?
size içinizden sesleniyor. Onun için dünyada en çok sufi gruplar, mistik gruplar misyonerlik hareketlerinde başarılı. Kimse Ebu Hanife'yi okuyarak Müslüman olmuyor. Ebu Hanife'nin bu küçüklüğünü ya da şey yaptığını gösteriyor. Ya da kimse İbn Sina'yı okuyarak Müslüman olmuyor olabilir. Ama Kur'an okuyarak Müslüman oluyor. Efendim Yunus okuyarak, Mevlana okuyarak, İbn Arabi okuyarak Müslüman oluyor. Bunun sebebi ne? Buradaki sundukları Tanrı anlayışı, özellikle bu tür sufilerin sunduğu Tanrı anlayışı katı kelamcıların Tanrı anlayışına zerre kadar alakası yok. Size, sizin içinizden sesleniyor. Tanrı sensin diyor. Ama bu felsefecilerin dediği gibi onlar da aynısını söylüyorlar. Mikrokozm, makrokozm. Tanrı sensin derken sen Tanrısın demek istemiyor. Yani sen bunu ortaya koyacaksın ama bireysel bir Tanrı değil, sana hapsettiğin bir Tanrı değil, kendini hapsettiğin bir Tanrı değil. Hepimizin ortak anlaştığımız bir Tanrı. İşte onun için burada filozofların Tanrısı mı, sufilerin Tanrısı mı ya da kelamcıların Tanrısı mı derken kastettiğim bu. Aslında filozofların Tanrısı izah açısından çok daha mükemmel bir Tanrı. Elbette bunun tartışılmaya her yönden açık yerleri var. Efendim, kelamcıların Tanrısı, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, kabul edilebilirlik hiçbir yer yok. Ama bugün en çok kabul ettiğimiz, dünyada da, Hristiyan, Yahudi kelamında da kabul edilen Tanrı algısı böyle bir Tanrı algısı. Çünkü herkesin hoşuna gidiyor. Benim Tanrım seni dövüyor. Seni öldürmeme izin veriyor. Haksız yere sana saldırmama izin veriyor. Beni üstün görüyor. Ona inanıyorum, o da beni en üstün kabul ediyor. Şimdi böyle bir Tanrı'yı kim sevmez? Herkese kolay. Kafama göre bir Tanrı. Şimdi böyle bir Tanrı değil işte aslında. Gerçek Tanrı, Allah madem bunu insan fıtratına, insanın fıtratı çünkü aklı soyut bir kavram, akıl. Aklı, akıl hepimizde var. Normal şartlarda akılımız bozuk değilse, iyi de bir eğitim almışsa doğru düşünebiliyor. O zaman şunun burada değil de burada olması gerekirken şuraya koyuyorsa bunun yanlış olduğunu çok daha, bunun için bir vahye gerek yok. Onun için vahiyler, filozofların bakın en önemli görüşlerinden birisi budur ve aşan görüş budur aslında. Bütün düşünce tarihini aşan bir görüştür. Vahiy, filozoflar için, İslam filozofları için, hatta sufiler kapalı konuşsalar da ben sufilerin çok net bazı ifadelerinden bunu çıkartabiliyorum. Var. Modern dönemde bile bazı sufilerde var. İbn Arabi yorumcularında. Vahiy asla, asla kelamcıların gördüğü gibi her dönemde tek, bakın sabit, yanlış anlamayın, sabit bir kaynak değildir. Vahiy her an kendini bize açan, evet hakikattir ayrı bir konu, parantez içinde. Ama sen o vahiyle beni dövemezsin. Ne zaman dövebilirsin? Bütün toplum anlaşır, ha Tanrı böyledir arkadaş, hırsızlığı yanlış görüyor. Sen de hırsızlığı yapamazsın diyebilirsin bana. Beni cezalandırabilirsin hırsızlık yaptığım için. Çünkü seni kandırmış oluyorum. O zaman senin inandığın Tanrı hırsızlığı yanlış görüyorsa, ha ben ona itaat ederim. İnanmasam bile. Niye? Çünkü toplum kuralı böyle yansıyor bana Tanrı olarak. İşte böyle bir Tanrı. Hepimizin inanması gereken Tanrı. Onun için meşhur Cedidçi alimlerden Musa Carullah ne diyordu? Bakın aynı, tabi Farabi kadar derin bir filozof değil Carullah ama Farabi'nin söylediğinin bugünkü dildeki tercümesi. Devletlerin imanı yoktur, devletlerin imanı adalettir. Bu aynısı. İmanı dolayısıyla sabit bir şeye inanç olarak tanımlarsanız o imandan hayır gelmez. Sabitlik nerede? Sadece Tanrı'nın varlığı ve birliği konusunda. Ve hepimizin inandığı toplam ahlaki, evrensel ahlaki değerler noktasında. Ama bu da yine Farabi ile çok nefis bir şekilde izah edilmiş bu konu. Aristo'da mesela ahlak kitabında yok bu. Ahlaki erdemler, adalet en temel, erdemlerin erdemi. Her şey adalette bitiyor. Adalet dediğiniz şey, tarifini kolay yaparsınız. Gerekeni gereken yerde yapmak. Haklıya hakkını vermek. Tamam güzel ama hadi verin. Bu acayip bir terazi. Onun için diyor ki Farabi,
erdemler nerede, ne zaman, nasıl, niçin, niye ve kime yapıldığına göre şekil alır. Ama erdem değişmez, ayrı. İşte onun için vahiy siz bütün hükümleriyle, her şeyiyle birlikte sabit kıldığınızda ne maslahata Ebu Hanife'nin izin verdiği, ne maslahata, ne hiçbir şeye izin vermezsiniz. Ehl-i hadis gibi her şeyi sabit kılarsınız. İslam hakikattir diye gevelersiniz ağzınızda papağan gibi. Ama o İslam ne hikmetse, İmam Maturidi'nin o ayet yorumunda söyledikleri gibi, meşhur ayet biliyorsunuz, aklını kullanmayanların üstüne pislik yağar. Bütün İslam dünyası, bunu yazdım, Feyse birisi şikayet etmiş, beni Feyse'de paylaşımdan bir ara men etti. Hiç alakası olmuş, kimseye hakaret yok. Dedim ki, mevcut yaşadığı Müslüman dünyanın dedim belalar, öldürülmeler, sefaletler, felaketler, hepsi nedensellik kanunu, yani Allah'ın evrene koyduğu nedensellik kanunun bir göstergesidir. Biz öleceğiz, onlar öldürecekler. Niye? Ahmaz onun için. Çünkü bizim inandığımız Tanrı bize bizim beklentimiz dahilinde Mehdi gönderecek, onu bekliyoruz, o bizi kurtaracak. Halbuki Mehdi burada. Ömer Seyfettin ta 100 yıl önce yazmış bunu hikayesinde, Mehdi hikayesinde. Balkanlara gitmiş, herkes perin perişan. Çok biliyorsunuz büyük bir felaket var, Balkan felaketi. Çok ciddi katledilmeler var Bulgaristan'da, şurada, burada. İnsanlar hala o vaziyette Mehdi bekliyorlar. Diyor ki Ömer Seyfettin, yahu diyor, senin Mehdi'ni Allah sana ta doğuşundan vermiş. Daha bundan iyi Mehdi mi olur? Onun için burada Tanrı algımız yetmiyor, bozuk oldu. Bir de yanına ilave şirk koştuğumuz Mehdi'ler, şeyhler, gavslar, küçük tanrılar ekliyoruz. Onun için burada sufiliğin, onun için felsefi sufiliğin, bugünkü şarlatan sufiliği, bir kısım şarlatan sufiliği kastetmiyorum. Bu sufilik falan değil şimdiki. Esas felsefi anlamdaki sufilik felsefeden tutarlılık ölçüsünde çok faydalanmıştır. Sadece bazı kavramlarının doğru tahlil edilmesi gerekir. Onun için orada felsefedeki gibi mantık esasına dayalı, akıl yürütme esasına dayalı tartışmalar değil de genel cümleler kullanıldığı için herkesin anlamasına müsait olmayan cümleler var. Ama dikkatli okuduğunuzda, şerhlerine baktığınızda emin olun, mesela biraz önce ben o konulara hiç girmedim. Burada şimdi daha derin konular da var. Ama öyle şeyler söylüyor ki bazen sufi yazarlar, filozofların çok böyle ağdalı ve kapalı yorumlarla söylediği şeyi onlar bir çırpıda söylüyor. Mesela en basit bir örnek. Bir sufiye, peygambere inanıyor musun dediklerinde söylediği söz şu. Ona inen bana inmedi ki, diyor. Niye inanayım? Şimdi ben bu sufinin sözünü duymadan her yıl felsefe derslerinde öğrencilere sorduğum yegane sorudur. Peygamberi gördünüz mü? Yok. Peygamber'e vahyin geldiğine dair elinizde net bir delil var mı? Hocam işte sahabeler gördük, tamam mı? Sen gördün mü? Yok. Arapça biliyor musun? Ana dilin de değil Arapça. Edebiyat da bilmiyorsun. Dolayısıyla Kur'an'ın mucize oluşunu da kestiremezsin. Tamam, inanabilirsin ama sen bana göre aslında takiye yapıyorsun. İnanmış gözüküyorsun. Yani çünkü inanıyorsun ama aslında özümsemedin onu. Ahmet Yesevi'nin meşhur şeyi var ya, hani sen sufi olduğumu zannediyorsun ama daha Müslüman bile olmadın diyor. Yani dolayısıyla biz çoğumuz piyasada sanki böyle acayip şeyler biliyormuşuz gibi geliyor bize ama aslında gerçekten Tanrı algımız o kadar bozuk, o kadar yanlış ki o felsefecilerin Tanrı algısına azıcık girsek ya bu nereye gidiyor diye hemen şüpheleniyoruz. Sufilerin yine girsek şüphe. Halbuki doğrusu bu. Bizi kurtaracak olan da bu. Yoksa katı, selefi, elinde kılıç gezen bir tanrı algısı bizi bekliyor. Bekliyor değil, şu an içimizde. Bizi kesiyor zaten şu anda, yavaş yavaş. Yakında hızlı kesecek. Ateşte. Yani dolayısıyla ateşte de yakacak, her şeyi yapacak. Doğru tanrı algısını gelenekte var aslında, yok değil. Sadece bugün yeniden tartışmamız gerekiyor. Hatta bizim gelenek, burada onu söylemeye çalışıyorum. O şeyin, başta söylediğim şeye tekrar dönerek bitiriyorum. Gazali'nin Mişkâtü'l Envâr'daki felsefe tarihi diye benim düşündüğüm özetlemesi aynen şöyle başlıyor, detayına girmeyeceğim. Diyor ki, ateşe inanan mutlaka bir aydınlanmayla iç içedir Tanrı yönünde.
soyut bir tanrıya yakın. Çünkü ışığa inanıyor. Ama ateş diyor, görünür bir şey olduğu için onun seviyesi düşüktür. Işığa inanan ateşten bir seviye daha yukarıdadır. Çünkü daha soyut şeyler. Soyutlaştıkça inanç mükemmelleşiyor orada. Geçen bunu bir yerde yazdım, birisi hemen kaynak istiyor. Böyle bedavacılar var, kaynağı hemen söyleyeceğim. Size burada söyleyebilirim. Orada diyor ki, Arapların bedevileri de diyor, Kürtlerin bedevileri ateşe inanırlar. Türklerin bedevileri de diyor, biraz daha soyut bir ışığa inanırlar. Orada böyle biraz şey var, belki Tayfun da hatırlayacaktır. Orada güzel bir şey var. Yani burada tabii biz kendi milletimizden olduğu için biraz daha... Çünkü ben Türk düşünce tarihi hocasıyım. Cahız, Mahız hepsini okudum. Gerçekten de bizde Jean-Paul Roux'un meşhur Türkolojiyle ilgili, Tanrı anlayışıyla ilgili kitapları var. Efendim Bahattin Öger'in var. Şunu zaten ben söylüyorum. Işık metafiziğiyle ilgili de bir çalışmam var. Nur metafiziği diye. Bizde ışıkla karanlık birbirinin zıttı gibi görünmüyor tarihte. Bizim kültürümüzde. Karanlık ışığın bir modu. Şimdi Zerdüştlük'te genelde ışık bir tanrı, karanlık bir tanrı ya, hayır bizde öyle yok. Bizim genel anlayışımız ışığın, mesela Oğuz Kağan destanına bakın, ışık metaforunu görürsünüz. Bizde tanrı algısı zaten soyuttu. Onun için İslam'a geçiş bana göre daha kolay oldu. Çünkü soyut bir tanrı zaten. Ve ahlaka önem veren bir tanrı. Ahlakın kendisi olan bir tanrı. Onun için ben bu kadarla yetineyim. Eğer kafanızın karıştığı yer varsa, epeyce daha notum var, onlara girmeyeyim şimdi. Evet. Burada. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soracağım bölümüne geçiyoruz ve sayımız hayli fazla olduğu için soruları kısa kısa alabilirsek çok daha memnun olabiliriz. Daha fazla kişinin soru sorması adına. Buyurun, sizinle başlayalım. Evet. Ben Mustafa Aydınoğlu hocam. Tek sorum var. Kur'an'ın tanrısı, Kur'an'daki tanrı bu tanrılardan hangisine giriyor? İşte hepsi mi, hiçbiri mi? Şöyle söyleyeyim. Kur'an'daki tanrı hangisine? Kelamcının mı, sufinin mi, filozofun mu? Benim inandığım, tabii tek bir tercih yapmayacağım. Aslında burada Kur'an'ın ortaya koymaya çalıştığı tanrı, filozoflarla, filozof sufilerin ortaya koymaya çalıştığı tümel bir tanrı. Ben onu anlatmaya çalıştım. Ben İslam diye de zaten şöyle inanıyorum, onu da ilave edeyim. İslam, ilk insanlıktan bugüne kadar gelen bir fıtrat dini olarak ben adlandırıyorum. Yoksa İslam'ı sadece Peygamberimizin bize getirdiği bir mesaj olarak görmüyorum. Şüphesiz o var ama o mesaj zaten geçmiş mesajların devamı, kendi diyor Kur'an. Amentümüzde bu var zaten. Peygamberlere inandık ne demek? Geçmişten beri süre gelen bu inanışlara inanıyoruz. Ben zaten buna inandığım için bu tanrı algılarını İslam düşüncesi perspektifinde söylüyorum. Özellikle. Zaten buna inanırsak da düzelteceğiz. Yoksa herkes kendini Kur'an'a bağlıyor. Maturidilik de Kur'an'a bağlıyor. Herkes Kur'an'a bağlıyor, ona bakarsanız. Evet. Çok teşekkürler. Buyurunuz. Tanrı illa kusursuz olmak zorunda mı? Yani insan kendine baktığında dışarıdan canlı olarak kusursuz gibi görünüyor. Ama içe bakmaya yavaş yavaş başladıkça şey oluyor. Hani hastalıklar çıkıyor, genetik sıkıntılar, mutasyonlar. Yeryüzüne baktığımızda işte seller, volkanlar, evet, depremler, gökyüzüne baktığımızda bir sürü yıldız çarpışmaları. Ama hepsi dışarıdan, hani makro düzeyde şey, kusursuz, aynen. Mikro düzeye baktığımızda... Aslında yine mükemmel. Mükemmel mi? İşte şöyle, şimdi bir şöyle. Şöyle bir şey hazırlıyorum. Madalyon'un diğer yüzünden, hani dediniz ya, Tanrı'nın insanlık üzerinde bir şey olması zorunda değil. Hani Tanrı bilerek kusurlu yarattı, bir tek kusursuz benim. Mi? Yok, ben onu demedim zaten. Yok, ben hani soruyu çevirerek bir de zaten şey, şimdi meşhur Abdüsselam var, Nobel Fizik Ödülü sahibi. Sizin evrene nasıl baktığınıza bağlı. Şimdi ben bilim adamı değilim, ben felsefeciyim. Biraz da okuyorum o tür şeyleri, siz de okuyorsunuz. Ama bir fizikçinin bunu söylemesi enteresan. Birleşmiş Milletler kayıtlarında var. Ödül alırken diyor ki, ben bu ödülü Mülk Suresi'ndeki ayetlere borçluyum. Ne diyor Mülk Suresi'ndeki o ayetler? Okuyorum. Gözünü bir kez daha çevir, bir kez daha bak. Hiçbir kusursuzluk görebilir misin? Kusur görebilir misin? Düzensizlik görebilir misin? Ben size baştan beri söylüyorum, bu sadece Kur'an'ın verdiği tanrı algısı değil. Siz eksik bir tanrıya inanır mısınız?
İnanmaz. Ya ben inanmam. Siz inanırsanız bilmiyorum. Ben burada zaten biraz önce söyledim. Felsefe tarihi bizim İslam felsefesinde veya kelamda nizam delili diye bir delil var. Evrende bir düzenlilik var, nizam var. Bu da bir düzenleyiciyi gerektiriyor. Bu bize ait bir delil değil. Tabi Yunan felsefesinden beri. Yani bu insan aklının getireceği bir şey. Yani şuna bakıyorsunuz. Sizin aklınız şunu kendiliğinden oluşmasını bekliyor mu? Ya bu böyle. Ya da dışarıdaki herhangi bir ağacın dağ başında ilk kez balta girmez bir ormana gittiniz. Onun kendiliğinden çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela buna inanan Dawkins gibi 3-5 kişi var dünyada. Tarih boyu böyle. Ya felsefe tarihine baktığınızda materyalistlerin sayısı çok azdır zaten. Ya bu illa diğerlerinin haklı olduğunu gösterir demiyorum ama tutarlılık açısından baktığınızda o kusurlu gibi gördüğünüz yıldız çarpışmaları belki sizin veya benim ya da yıldız bilimcilerin ileride 1000 yıl sonra bileceği birçok şeye vesile olur. Burada bu soruyla bağlantılı olarak şunu da söyleyeyim. Hani determinist bir nedenselliğe inanmıyor dedim ya İslam filozofları. İslam filozofları şuna inanıyor. Şu an için bu su şu masanın üstünde yer çekimine göre durabilir. Ama yakın vadede şu imkansız değil. Ben bu suyun sizin elinize gitmesini istiyorum ve sizin elinize gidebilir. Bu mümkündür İslam filozofları için. Buna metafizik nedensellik diyoruz. Bunun da ama bir nedenselliği vardır. Yani yoksa filan şeyhim uçtu. Öbürü de diyor ki burada bir şey mi? Benim şeyhim de yürüyor diyor. Yani çünkü bu bedenin yürümesi daha büyük mucize. Dolayısıyla nereden baktığınıza bağlı. Ama ben kusurlu bir taneye inanmam açıkçası. buyurunuz. Orada bir kişi var. Sonrasında ne olur? Sonrasında. Sesiniz tam gelmiyor. Biraz sesli. Evet. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için öncelikle. Benim sormak istediğim soru şu. Eğer Tanrı filozofların anlattığı anlamda mutlak ve zorunlu, mükemmel, tümel bir varlıksa ve biz buna inanıyorsak acaba Tanrı bizi, çünkü biz bu Tanrı'yı hayatımızın içinde, kendi içimizde hissediyoruz. Ezeli olarak, ebedi olarak, biz insan olarak soruyorum, kişisel anlamda soruyorum. Biz bir kere yaratıldık, olduk, bittik mi? Hayır. Yoksa her gün yeniden mi yaratılıyoruz? Hayır. Çünkü sürekli değişiyoruz, sürekli Tanrı inancımızda da, Tanrı'yla kurduğumuz iletişimde de anlık değişimler yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, şimdi dedim ya epeyce konular var, bunlar var, bunlara burada girmeye vakit bulamadım. Felsefeciler ve sufiler için insan ezelidir, kelamcılar için değil. Kelamcılar için insan latif bir cisimdir. Ona birazcık değindim. Filozoflar ve sufiler için insan ezelidir. Ama bu ezeliliği biraz önce yine konuşmamda söylediğim zaman kavramı içerisinde düşüneceksin. İbn Sina'ya soruyorlar. O Nasreddin Hoca'ya söylediğin şey İbn Sina'nın risalesindedir. Kıyamet ne zaman kopacak? O da diyor ki ben ölünce. Niye? Siz Allah korusun ben Allah korusun öldüğümde Hazreti Adem'i ilk insan kabul ediyorsak ki oralarda tartışabiliriz. İlk insan ne zaman öldüyse son insan da aynı saat aynı saniyede ölecektir. Zaman kavramı. Çünkü bize şu anda bir zamanı yaşıyoruz. Ezeliyiz derken, o başta söylediğim zamani ezelilik bağlamında söylüyor. Tanrı'ya göre bir ezelilik. Bizimki zatımızdan kaynaklanan bir ezelilik değil. Tanrı'dan kaynaklanan bir ezelilikle biz ezeliyiz. Ve asla ölmeyeceğiz aslında. Ölen hayvan olur, aşıklar ölmez derken kastettiği bu. Nefsi onun cevheri, akıl cevheri. Bu dünyadayken bedenden ayrılmıyor ama kabirde giren sadece kopmaması için o cesettir. Aslında onun için o konular farklı konular şimdi. Ama kabir azabı dediğimiz şeye filozofların çok fazla ehemmiyet vermemesinin sebebi kabir diye bir şey yok çünkü. Kabir bu zaten. Yani burayı terk ediyorsunuz. Yani esas kurtuluş. Yoksa Adem aleyhisselam, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya ondan önce ölenlerin hepsi bekliyorlar mezarda. Kıyamet kopacak da hesaba çekileceğiz. Bu adalete inanabilir misiniz? Çok sıkıcı. Çünkü o zaman zaman kavramını gündeme getirmeniz lazım. Üçlü zaman teorisi var. İbn Sina'nın özellikle bu konuda çok güzel izahları var. Sermedi zamansallık, ilahi zamansallık. Sonra dehri zamansallık var. O da melekuti zamansallık. Bizimle daha yakın ilgili olan, hani kaza kaderle ilgili. Bizde tam tersidir o kaza kader şeyleri, ayrımları. Dolayısıyla
bizim yaptığımız şeyler melekuti zamanla, hani nedensellikleri ilişkili dedim ya, dualarımız, şunlar, bunlarımız, onun için Tanrı, Tanrı, filozofların tanrısı özellikle ve sufilerin tanrısı dua edilmeye de, ibadet edilmeye de, inanılmaya da en layık tanrıdır. Çünkü biz aslında onu kendi içimizde yaşatmaya çalışıyoruz ama o bizim dışımızda. Biz sadece öyle hissediyoruz. Evet. Kurtuluş Hocam, buyurunuz, sonra siz. Kurtuluş Erkek'in. Hocam, cahiller bazen bilirsiniz böyle televizyonlardan, filmlerden öğrendim. Ben de bazı şeyleri sizi dinlerken... Hepimiz burada. Bilmediğimiz konusunda herkes cahil. Amerika'nın bir PK diye bir filmi vardı. Seyredim. Belki siz de biliyorsunuz. O sanki şu an o filmi sizin bir de tekrar canlandırmanız şeklinde dinliyorum. Çünkü orada da güzel bir söz vardı. Ben de belki sorum o şekilde olsun, evet, size. Bir uzaylı, bilmeyenler için söyleyeyim, bir uzaylının iki sorusu. İki tane tanrı var diyor. Bir sizin yaratıcı olan tanrı, bir de sizin yarattığınız tanrı. Yanlış numara diye bir cümle var. Şimdi doğru numara hangisi hocam? doğru numara şimdi özür diliyorum. Soruyorlar. Ben de aynı yerden geliyorum. Şehirden bize anlamak için çalışırken, hep kafamızı kullanırken Necip Fazıl'ın şiiriyle seslenmişlerdi bana. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son çare saçlarını yolmak var. Hani onunla avulmayacağız. Yok, Necip Fazıl örnek verdi. İşte diyorum, onunla... Zaten bizi zehirleyen o. Zehirleyen, onunla avul dediler. Onunla avulmaktan kurtulduk. Şimdi ikisi beraber. Soruyu alabilirsek hocam. Hem akıl, hem fikrini sadece akılla mı aramak gerekir Tanrı'yı? Şimdi, akılla fikri birbirinden ayıramazsın zaten, bu bir. Hatta bir de şöyle bir ayrım var biliyorsunuz, işte kalp gözü. Doktor var içimizde, görüyorum. Şu kalp, bildiğiniz kalp. İlk kez aklın derecelerini ortaya koyanlardan birisi mesela, sadece filozoflar değil bakın, muhasibidir. Sufidir bu adam. Daha böyle ilk dönem sufilerinde. Ve bu adam aklın derecelerini koyuyor. Şimdi dört kavram var. Akıl, daha fazla var da en çok kullanılan, hepinizin bildiği. Akıl, kalp, nefs, ruh. Bunların dördü birbirinin yerine kullanılır. Ayrıca kalp gözü diye bir şey yok. Nedir biliyor musunuz? Aklın dereceleri var. Mesela sufilerin yedi nefs mertebesi var ya, aklın mertebeleri. Filozoflar buna üç mertebe yapmış. Bil kuvve, bil fiil, müstefat akıl demiş. Yani önce bil kuvve var, sonra fiiliyata kavuşuyor, sonra faal akıl dedikleri üst, soyut bir alem, yani akıllar alemiyle ilişkiye geçmiş alem. Yani vahiy almıyor ama ilham alıyor. Dolayısıyla burada akılla fikri ayırt etmiyoruz. Onun için bazıları işte, hocam akılın işte, çok affedersin, akıl akıl, gel peşime takıl falan, böyle saçmalıklar Anadolu insanında, çünkü öyle öğretilmişler. Hocam, din var, akıl nerede? Öyle bir şey yok, din dediğin akıl zaten. Dini sen oluşturuyorsun. Bunu sufiler de diyor, filozoflar da diyor. Ben söylemiyorum. Onun için ayrıca bir ayırt etme yapmıyoruz. Akıl. Siz vahiy de aklınızla alıyorsunuz. Yani o aklın kullandığı, daha doğrusu ürettiği dille alıyorsunuz. Arap diliyle, Türk diliyle, Arami diliyle, İbrani diliyle alıyorsunuz. Onun için İmam-ı Azam'ın o fetvası da boşuna değildir. Türkçe namazdır, Türk... Ya bunun bir çok şey bir olay, tamam bugün hepsini Arapça yapabiliriz, bir sıkıntı yok birlik açısından. Ama bilinmesi lazım. Dinin dili olmaz. Farabi bunu ilk kez net bir şekilde ortaya koyuyor, mantık dilidir diyor. Dillerin üstünde mantık dili vardır. Biz bugün Arapça bilmeyeni din uzmanı bile kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü din, dille anlaşılır. İşte böyle anlaşılır. Evet. Buyurunuz. Evet, sizin. Evet. Hocam, öncelikle teşekkür ederim. Biraz yüksek sesle konuşabiliriz. Evet. Öncelikle teşekkür ederim hocam. Kelam dersin, felsefe dersin, bilgileri biraz tekrar tazelenmiş oldum ben. Hocam, burada birkaç husus sormak istiyordum. Birincisi, insanın ya da varlığı, yani mahluku. Halik ile sıfat paylaşması nasıl bakıyorsunuz? Çünkü biraz önce siz şey söylediniz, yani Kelam Diler kendi Tanrı anlayışını anlatırken varlığını bize vermişti. Yani Tanrı'nın var olması bir de şey sıfatı, mahiyet vermişti. Mahiyetini ayırt ediyor. Ayırt ediyor ve bir sıfatını biz paylaşıyoruz.
Evet. Yani bunu biraz eleştirel bakmıştık ama diğer tarafında da kıdem sıfatını, yani ezeliliği sıfatını sadece zamansal olsa bile, ha, yani çünkü zaman içerisinde yaratmamıştır şey olarak, bir bakımdan bunu baktık. Zaman içerisinde yaratmadıysa, feyiz yolu ile bile olsa kıdem sıfatını paylaşıyoruz. Yani varlık sıfatını paylaşırken sakıncalı gördüğümüz şey başka bir sıfatını paylaşırken... Kıdem sıfatını paylaşmıyoruz ama. Bak, orada Tanrı mutlak kıdem sahibi. Mutlak ezeli. Ama parşal olsa bile, parşal olsa yani zaman açısından olsa bile bir sıfatını taşıyoruz. Çünkü... Yok, sadece bir sıfatı demiyorum. Ne dedim biraz önce? Bizim ahlaki değer diye, erdem diye adlandırdıklarımızın hepsi Tanrı'nın isimlerinin bizdeki yansıması diyor. Hatta daha ilerisini söylüyor. Tamam. Benim dediğim oradaki kelamcıları eleştirin. Bir Tanrı var, bunun bir varlığı var, bir de ayrıca mahiyeti var, mahiyeti dursun bir köşede varlığından bize veriyor diyor. Tamam, bu şey olmaz mı? Yani sorunuzu alabilirsek daha net. Var olma bakımından, var olma. Tamam. Aleme de var diyebiliyorsak ve ona da var diyebiliyorsak ortak paylaştığımız bir şey var. Var. Zaten bunu kabul ediyoruz. Zaten bütün teoriler bunu kabul ederek yürüyor. Kelamcılar aynı şey demiyor muydu? Yani varlığından ha, bize vermiştir işte, derken. Ha, tamam bak. Evet. Deminden beri benim aslında anlatmaya çalıştığım şu. Herkes şu konuda hemfikir. Bir Tanrı var mı? Var. Bir de evren var mı? Var. Hani biz diğer materyalistleri bir kenara koyduk. Felsefe tarihi boyunca bu Tanrı'nın, bu evrende varlıkla ilgili bir paylaşımı var. Ama herkes bir taraftan da Tanrı'yı soyutlamaya çalışıyor dedim. Şimdi kelamcılar da aynısını yaptı ama dedim. Burada felsefe tarihi boyunca bizden önce başlayan Tanrı'ya ayrıca bir soyutlama. Bizden soyutlama. Bizimle başlayan da birkaç madde halinde. Belki o konulara girmem burada... konuyu daha da zorlaştıracak. Ama şöyle söyleyeyim. Tanrı'yı bir, varlık kelimesinin teşkiki olarak kabul etmeleri, yani çok anlamlı bir kavram olarak kabul etmeleri baştan, en ciddi ayrımlardan biz. Yani demin örnek verdim. Masa var, Tanrı var, insan var demek hepsi aynı manada yüklem ama farklı manalarda yüklem. Biri kendinden var, Tanrı. Diğerleri ise ona bağlı olarak varlar. Buna paylaşmak demiyoruz. Bir de varlık mahiyet ayrımını Tanrı'da ayırmadığımız için inniyetinden, Tanrı'nın o olmaklığından, hakikatinden bahsettiğimiz için mecburen ayırt etmediğimize göre bu iddianızı söyleyemezsiniz. Yani ben varım da desem Tanrı'nın varlığından bir parça almıyorum, feyiz alıyorum. Parça değil, parça değil. Peki feyiz alıyorum da diyemiyoruz. Alıyor olması için benim var olması gerekiyor eşit zamanda. O yüzden teyzeleşmişim ya da kelime bulamıyorum. Yok zaten şöyle, bütün varlıklar bizim için zamanlı yani varlığa geliyor. Alıyorum diyemiyoruz çünkü orada. Alıyor olabilmesi için var olabilmesi. Zorunlu olarak alıyor zaten. Evet. Zorunlu yani, olarak alıyor. Şey olarak hocam burada tamamlayayım şeyimi. Bir kere sudur sisteminde ya da bizim İslam filozofların Tanrı anlayış sisteminde yaratmak, bana şu verilmiştir Tanrı tarafından gibi kelimeler kullanabiliyor muyuz mu? Hayır. Bir. İkincisi, mesela meleklerin azeliliği konuştuk yani. Evet. Evet, melekler aslında benim için de birçoğu açıdan melekedir. Yani melek evet. Değil, melekedir. Tümel diyorsun. Evet. Evet. Ama meleklerin azeliliğini bir bakımdan problem olarak gördüğümüz halde Tanrı'dan sudur eden ya da feyz eden ilk 10 akıl, yani maddi dünya başlamadan önceki ay üstü alımda için bunu ne diyebiliriz? Çünkü onlar da azeli... Ha, onu da ayırt ettim bakın. Dedim ki, kelamcılar mübdeat derler, başlangıcı ve sonu olmayan derler ama kelamcının bu kavramı oluşturacak bir temeli yok. Bunu okuyan bir insan şunu anlar, ha bunlar Tanrı'nın kızları, Tanrı'nın oğulları. 10 tane azeli var orada ama, 10 tane azeli var. Evet. İşte bak ona da geliyorum. Çok soru sormak isteyen var, bekleyen var. Evet. Onu da söyleyeyim, onu da izah edeyim. Burada filozofların ezeliği dediği şeyi tekrar söylüyorum. Kelamcıların dediği manada bir ezelilik değil. Zaten filozoflar imkan kavramını dedim söylediler. Niye söylediler? Filozoflar için Tanrı dışında başka mutlak ezeliği yok. Kavramları yerli yerine oturtturdular. Kelamcılarda hudus kavramı var. Hudusun karşılığını zamanda varlığa gelme. Sonradan, yoktan varlığa gelme.
filozof ve sufi ise diyor ki hayır böyle bir şey olamaz çünkü işin içinde soyut varlıklar var. Soyut varlıkları siz Tanrı gibi ezeli olmamakla birlikte imkan kategorisine kabul etmek zorundasınız. Evet, ilan evet. Sonra söz vereceksiniz. Daha sonra tekrar dönebiliriz. Buyurunuz. Merhaba hocam. Önce merhaba. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Diyarbakır'dan geliyorum. Bu vesileyle tanışmış da olmasınlar. Hocam, şimdi biz bugün iki temel anlayışı öğrendik. Kelamcıların anlayışı ve filozofların. Biraz da sufilerin. Biraz, evet. Sanki kelamcıların böyle çok kakao kötü pis oldu. Filozoflar da böyle mükemmel bir tarzı anlayışları varmış gibi geldi. Ben şuna değineceğim. Yani filozofların bu tanrı anlayışları nihai son nokta mükemmel olan. Hani mesela bu anlayışta böyle problemli taraflar yok mu? Hani sıfırda bir problem yok mu bizim için? Ya da ne bileyim nedensellikte. Şimdi, bilimin de bazen neden bulamadığı hani şeyler olabilir. Ama bilimsiz yapamaz. Ayrı bir şey yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii öyle bir şey anlaşılsın diye konuşmadım. Kelamcıların hangi kelam kitabını açarsanız açın, bu eleştirdiğim konular isterse övsün fark etmez. Ben de burada övebilirdim. Ama kelamcı, kelamla ilgili bizzat kelam uzmanlarının yazdığı kitaplarda da benim söylediğimin dışında faili muhtar olmayan bir tanrı, zaten onlar faili muhtar tanrı üzerinden kendilerini tanımlıyorlar. Ya ben olanı söylüyorum. Burada tukaka derken ben kendi kafamda, ben felsefeciyim ama illa felsefeciler haklıdır diye söylemedim dikkat ederseniz. Ben hatta şöyle bir şey kurguladım. İmam Gazali'nin kendisi de daha çok kelamcı, daha biraz sonra sufi, daha sonraki dönemde. Gazali'den yola çıkarak hatta başladım ki bunu söylememin bir sebebi var. Düşünce tarihi bir seyir izliyor. İlk dönem, antik çağdaki ilk dönemde daha somut bir evren tasarımı var. Giderek soyutlaşıyor. Ben iddiam şu, niye kelamcılar daha kötü yolda ya da kelamın tanrısı bana daha cazip gelmiyor? Çünkü somut bir tanrı işte şu yaşadığımız hayatı bize yaşatıyor. Canın istediği gibi yönetiyor, canın istediği gibi karar veriyor. Soruları çalmayı, her şeyi caiz görüyor. Her şeyi caiz görüyor. Her türlü takiyeyi caiz görüyor. Bu sadece Sünnilik için değil, Şia için de geçerli. Kelami anlayı, Yahudilik için de geçerli. Yahudi için veya Hristiyan için de geçerli. Ne diyor? Gidin evlatlarım, bütün milletlerin evlatlarını şakirt edin. Var mı İslam'da böyle bir mesele? Onlar o tarikatın tanrısı. Ha işte, o aslında evrensel bir tanrı değil işte. Kelamcının tanrısının evrensel ya da hepimizin şurada örneği onun için verdim. Belki benim anlatımımdan kaynaklanan sorunlar olabilir, ayrı bir konu. Ama şu bir gerçek, düşünce tarihi giderek soyutlaşıyor ve zaten bana göre de Kur'an-ı Kerim'deki o meşhur ayet, bugün size dinimi tamamladım dediği şeyin sebebi de insanlığın da toplumsal olarak biraz da ergenliğe ulaşmış olması. Ama bir büyük alimin yine ifadesi, Rızaettin Fahrettin'in çok güzel bir ifadesi var, diyor ki, maalesef diyor, bizim İslam ümmeti, hep diyor bir vesayet altında yaşamıştır. Ulemanın vesayeti, fukahanın vesayeti bir türlü ergenliğe ulaşamamıştır. Bizim toplumumuzun ben ergenliğe ulaşması için aslında bu tür konular üzerinde çalışıyorum. Yoksa kimseyi bazı ahmakların zannettiği gibi ne septik yapmak için ne dinden çıkarmak için tam aksine adam gibi akıllı, adam gibi gerçekten çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir tanrı anlayışı. Yani yoksa yani. Kimseyi kötülemek falan derdi. Hocam buyurun. Yani ne olacak son yetişkin mi bir de olacak? Ben umutlusunuz hocam. Ben umutluyum. Buyurunuz. Beyrin Yıldırım. Beyrin. Hocam, Tanrı Allah mükemmeldir. Mükemmel bir varlıksa. Mükemmelliğinin gereğini yapmıştır. Ama bu dışarıdan bir zorunluluk değil. Kendisinden kaynaklı bir yaratma eylemine girmiştir. Evet. Bu çok güzel ve temel, altını çizerek öğrendiğim noktalardan birisi. 5 sayfaya yakın not aldım. Çok da üzerine de çalışacağım bunların hocam. Çok İnşallah. Notlar verdiniz, okuyun, araştırın dediğiniz yerler var. Ben şimdi Kemalistlerin, Sufilerin, filozofların tam Allah'ı onların niçin yarattığı konusundaki fikirlerini istiyorum. Bir profesör olarak sizin de bu konuda beyan ederseniz mutlu olurum. Ya kaynak verebilirim. Bizi niçin yarattı?
Yani hani bu varlık olduk tamam, gereğini yaptı diye mi bakılıyor? Yoksa aslında şöyle onun üstüne çok şey koyacağım. Bizimle midir, değil midir, aklımızı mı kullanacağız, değil mi, sınavda mıyız, bunun arkası var evet. mı, insan olma mı, böyle. Şöyle söyleyeyim kısaca, aslında buradaki anlatımda da gayem buydu. Tanrı için yaratmasına bir garez, garez demeyeyim de, garaz yani bir beklenti, bir amaç. Amaç bazen yanlış anlaşılıyor, itiraz ediyorlar. Tanrı'nın mükemmel bir varlık olmasından kaynaklı sebeplerle herhangi bir şekilde bir beklentisini ortaya koyamazsınız. Onun için filozoflar zorunlu yaratma derken bunu ortaya koydular. Tanrı bir tercihte bulunmuyor. Neden Derrin Hanım'ı şimdi yarattı da? O zaman aslında, o bizim için o şimdi. Onun için ne dedim? Sudur ya da vahdet vücut. Tanrı var, insan var. Tanrı var, evren var. Size ve bize göre evren zamansa. Tanrı için hepsi bir bütün. Dolayısıyla Tanrı o isim ve sıfatlarıyla beraber düşündüğünüz bir varlık. Onun için daireleri ona amel lazım. Onun için burada amaç kavramını kullanmıyoruz. Ben niçin dünyadayım? Onu siz bunu sorarsınız. Bu ayrı. Ben sizin sorunuz ilk başta şuydu. Tanrı için yarattı ayrı bir soru. Hayır ben niye buradayım? Zaten bu soruyu sormak için biz hayatımızı kurguluyoruz. Peki ben onun esmaları, sıfatları üzerine bir fıtrat üzere mi geldim? Tabii ki. Yani herkesin fıtratı ve esması, esması... Özde aynı. Farklı olabilir mi? Özde aynı. Ama sadece... Ama hepimizin Tanrı'yı algılayışındaki o değil mi? Hayır şöyle söyleyeyim. Bakın ne dedim? İnsan olmak bakımından. Özür dilerim. Aklı çalışan her varlık. Bu arada doğal Müslüman olanları da unutmayalım. Hayvanlar, bitkiler, onlar doğal Müslüman. Evet. Onlar Tanrı'nın varlığına itaat ediyor zaten. Onların bir aklı yok. Ama itaat ediyor. Biz ise iradeyle itaat ediyoruz. Tamam. Ama bize öyle bir irade vermiş ki, melekler aleminden farklı. Bize öyle bir irade vermiş ki, bizim irademiz sanki onu inkar demeyeyim de, onu sanki üstünü kapatabilecek bir yetki de vermiş bize. Yani öyle bir şey gücümüz yok da istersek diyoruz ki Tanrı yoktur işte hayatımızı yaşarız. Peki, o soruyu sormazsınız. Onu bilmemiz üzere mi geldik? Tabii ki. Onu bulup bilmek üzere. Tabii ki. Bütün amacımız o zaten. Ama bulup bilmeyi geniş anlamda düşün. Tamam. Şimdi benim sormak istediğim soru şöyle. Şimdi Tanrı'nın kusursuz veyahut da kusurlu olması kavramına değindik az önce biliyorsunuz. Evet. Şimdi, insanın beş duyu algısıyla görüp duyduğu, algıladığı şeyleri kusurlu ya da kusursuz olarak adlandırması mümkün değil. Çünkü evren göreceği her şey aslında onun için bir sanat eseri algıladığı için evet. aslında bir şey kusurlu ya da kusursuz diyemem. Ancak Tanrı'ya inanırken, yani sizin az önce dediğiniz gibi biz kusursuz bir varlık, aslında mutlak haz aldığımız bir varlık olarak aldığımız. Ancak ben şunu sormak istiyorum. O tasavvurumuz tabii ki. Evet. İnsan her şeyi sanat eseri olarak yani kusurlu ya da kusursuz olduğuna karar veremediği olarak algılıyorsa Tanrı sanat eseri olarak mı algılanmalı yoksa tamamen mutlak kusursuz bir varlık mı? Sanat eseri olmaz çünkü sanat eseri adı üstünde birinin ben sanat eserine kastım kusurlu ya da kusursuz olduğuna karar veremediniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz sanat eseri nihayetinde adı üstünde sanat eseri üretilmiş bir eser. Demin hanımefendi dedi yani, siz insan olarak sanat eserinde, mesela ben giderim, bir resme bakarım, kusursuz görürüm. Ama uzmanı gelir der ki, hocam burada boyama yanlışlığı var der. Öteki gelir, burada sanatsal bir yanlışlık var der. Bu işte filanca döneme ait bir eser ama burada bir eksiklik var der. Bu bulunabilir. Ama buradaki verilerimiz somuttur. Belli birikimlerimiz vardır. Tanrı için de konuşurken elbette şuna katılırım. Net olarak soyut bir kavramdan bahsediyoruz nihayette. Hepimiz de ortak olan. Burada net olarak Tanrı kusursuzdur diyebiliyoruz. Neden kaynaklı? Elimizdeki verilerden kaynaklı. Yani en azından öyle umut etmek istiyoruz. Niye? Çünkü dedim ya biraz önce niye kusurlu bir Tanrı'ya inanayım? Kaldı ki şunu da tasarlıyorum. Hani yeryüzündeki nizam, yeryüzündeki düzenlilik beni bunun ötesinde devam eden bir hayat var. Benim ötemde nasıl
babam varsa, onun da ötesinde nasıl annesi babası varsa, bu evrenin ötesinde bir şey var. Yani beni bir arayışa sokuyor. Onun için dedim felsefe tarihinde doğal din dedikleri böyle bir şey. Doğal teoloji, doğal din demeyin de, doğal teoloji dediğim de böyle bir şey. Adına Batı'da bunun doğal teoloji diyorlar. Aslında bunun alası bizde var. İbn Sina'nın, Farabi'nin yaptığı, Sufilerin yaptığı budur. Onun için ben o algıyı kendi içimde yaşatıyorum ama diyorum ki bana ait değil. Senin dediğin sanat eserinde dediğim gibi öpülü kusur bulabilir ama ben dedim ki biraz önce hepimizin soyut olarak inandığı Tanrı'yı gelin canlar konuşalım. Şu şu konularda ne diyor? İhtilaflarımız mutlaka olabilir ama genel beraberliğimiz olacak. Yoksa senin Tanrı dediğin gibi hırsızlığıma izin veriyorsa mesela şu anda Türkiye'de temel erdemlerde bile anlaşmazlığımız var. Batı'da da vardı. Bu görüntüdeki anlaşmazlık. Siz öze mütalik, tarih boyu düşünce tarihine bakın. Mesela tarihte bu, bugünkü sanki fikir birliği yaptığımız, yapıyormuşuz gibi görünen belli başlı unsurlar geçmişte öyle miymiş? Hayır. Onun için bugünkü bazı şeylerden hareketle değil de genel felsefe tarihi üzerinden düşünmemiz gerekiyor.